İyi akşamlar sevgili izleyicilerimiz. Ankara'dan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bir ulusal özel programında daha. Evet, bugün sizlere Ankara stüdyolarımızdan sesleneceğiz. Ve günümüzü, gündemimizi, Türkiye'mizi konuşacağız tabii ki. Gündem hangisi, nereden başlasak demek geliyor içimden. O kadar yoğun. Bir saat önceki haber bir saat sonra yok oluyor. Çünkü yerini hem de çok daha önemlisi bir başkası alıyor. Bu nedenle toparlamaya çalışacağız. Hepsi de birbirinden önemli konular. Çok değerli konuklarımızla bu konularda aydınlanmaya çalışacağız. Bizleri aydınlatacak değerli konuklarımız nedir, niçin böyle oldu, neden oldu, bu soruların yanıtını almaya çalışacağız. Üç değerli konuğumuz var. Biri İstanbul'da. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Ferit İlsever İstanbul stüdyolarından programımıza katılacak. Ve Ankara'daki stüdyomuzda benimle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve genel başkan yardımcısı Profesör Sayın Birgül Ayman Güler hocamız bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve meclis başkan vekili Sayın Uluç Gürkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size bakınca birdenbire kendimi TRT'deki eski günler geldi aklıma. Çok program yapmıştık değil evet, mi sizinle? Evet. Evet. Yani bana o TRT'de güzel defalarca program. Onur verdiniz. Ay estağfurullah, onur bize ait. Sağ olun efendim. Evet. Efendim ne konuşsak dokunulmazlıklar mı? Partili cumhurbaşkanımızı mı konuşsak? Bu arada terörle mücadeleyi mi konuşsak derken bütün bunların yanında aynı önemde belki biraz daha öne çıktı. Yeni bir konumuz daha oldu. Ve insan duyunca şaka zannediyor. Ben öyle zannettim. Bu bir şaka herhalde dedim. Şu efendim. Alman Federal Meclisi 2 Haziran 2016 günü Ermeni soykırımını tanıma önergesini görüşecek ve kabul edecekmiş. Şaka gibi değil mi? Yani inanası gelmiyor insanın. Almanya'nın iktidarda bulunan Hristiyan Demokrat Partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi ve Yeşiller Partisi ortak bir önerge vermişler. Önergenin başlığı da şu efendim. Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara karşı 101 yıl önce yapılan soykırımı anma ve saygıymış. Böyle bir önerge verilmiş. Hayret etmemek mümkün değil. Çok önemli bir konu ve buna karşı neler yapılacak, neler yapmalıyız? Bunları konuşacağız. Ben izniniz olursa hemen bir İstanbul'a dönebilir miyim Sayın Ferit İlsever'e? Efendim beni duyabiliyorsunuz herhalde. Size Ankara'dan saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Ben de saygılar sunuyorum. Duyuluyor herhalde. Ben alamadım sesi. İyi akşamlar sizlere. Teşekkür ederim. Duydum. Saygılar sunuyorum. Duydum. Duydum efendim. Sağ olun. Saygı bizden. Evet. Sayın İlsever, hemen şu girişte söylediklerim zaten malumunuz. Bu şaka mı? Gerçek mi? Bu nasıl bir önergedir? Bu nasıl bir cürettir? İnsanlar, partiler, devletler zaman zaman akıl ve izandan uzaklaşırlar mı? Bunun bir örneği mi demek geliyor içimden. Ve hemen şöyle bir soru sormak istiyorum size. Alman Federal Meclisi soykırım hükmü verme yetkisine sahip midir efendim? Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Bu emperyalist devletler, batılı Atlantik devletleri gerçekten sizin ifade ettiğiniz gibi yenilgiye doymuyorlar. Öyle ifade edeyim. Yani bu 2005-2006'dan itibaren başladığımız bu Ermeni soykırımı yalanına karşı mücadelede öyle bir başarı kazandık ki Sayın Doğu Perincek Talat Paşa Komitesi
ile birlikte yürütülen Sayın Rauf Denktaş'ın başkanlığındaki mücadele sonunda o mücadelenin bir parçası da Berlin'de Almanya'nın bu konudaki karar girişimine karşı yaptığımız büyük mücadeleyle elde edilmiş bir başarı. Almanya'da, Lozan'da başladı, İsviçre'de. Daha sonra Paris'te devam etti ve Avrupa başkentlerindeki 2006'dan sonraki bu mücadelelerle birlikte İsviçre ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde karşı karşıya geldik. Sayın Doğu Perincek, Vatan Partisi Partimizin Genel Başkanı ve yani İsviçre'nin Ermeni soykırımının inkarını suç sayan yasa girişimini bizzat Talat Paşa Komitesi ile ve Sayın Perincek'in eylemleriyle çiğnediğimiz için göstere göstere İsviçre hükümetine ve kamuoyuna bunun yanlışlığını göstere göstere çiğnediğimiz için bir mahkumiyet kararı verilmişti İsviçre mahkemeleri tarafından. Daha sonra Sayın Doğu Perincek bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ikinci dairesi ve daha sonra İsviçre'nin itirazı üzerine büyük daire, yani iki de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iki dairesi de bu Ermeni soykırımı konusundaki suçlamanın, İsviçre'nin yönetmiş olduğu inkarı suslayan suçlamanın yasa dışı olduğunu, hukuk dışı olduğunu, zaten Ermeni soykırımı iddiasının bu Avrupa merkezli, Amerika merkezli bu iddianın bir Yahudi soykırımına benzemediğini ve Holocaust adı verilen Yahudi soykırımına benzemediğini, zaten bu soykırım suçlamasının bir cezai bir suçlama olarak 1948'den sonra Birleşmiş Milletler kararıyla insanlığın gündemine geldiğini ve 1915 olaylarının bununla zaten bir ilgisi olamayacağını, ama kaldı ki demin de söylediğim gibi Yahudi soykırımına hiçbir ilgisi olmadığını, benzerliği olmadığını altını çizerek ifade etmiş ve ama en önemlisi de sizin sorduğunuz sorunun yanıtı, bu konuda, soykırım konusunda hüküm verecek olan mahkemelerin bu iddianın söz konusu olduğu, yapılmış olduğunu iddia edilen ülkedeki bir ceza mahkemesiyle, o ülkeye ait olan bir mahkemeyle, uluslararası bir ceza mahkemesinin, yani Lahey'deki Yüksek Adalet Divanı'nın kararı yetkili olduğunu ifade etmiş ve bu yolda alınmış olan bütün parlamento kararlarının ya da işte çeşitli derneklerin, kitle örgütlerinin, şunların, bunların, belki belediyelerin yer yer Avrupa'nın çeşitli ve Amerika Birleşik Devletleri'nin eyalet şeylerinde alınmış olan bu kararların hiçbir hukuki değerinin olmadığını, hükmü olmadığını altını çizerek ifade etmiştir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'nin kazandığı, tabii Sayın Doğu Perincek'in büyük mücadele sonunda elde etmiş olduğu büyük başarıdır. Yani bu soykırım yalanına karşı emperyalist merkezlerin Türkiye'yi bölmek amacıyla ve bugün işte 1915'te Ermenilere yapılan soykırımı bugün de Kürtlere yapıyorlar gibi bir iddiaya, bir temel sağlamak amacıyla, hukuki bir temel sağlamak amacıyla girişmiş oldukları bu saldırı böylece püskürtülmüştür ve bizzat kendi en yetkili mahkemeleri tarafından püskürtülmüştür ve yerle bir edilmiştir. Almanya'nın bu tutumu zavallı bir tutumdur, Alman Federal Meclisi'nin şeyi ve bu yöndeki girişimler... Soracağım, aslında niye şimdi diye, yani ne oldu şimdi? Neden gündeme getirildi bu? Evet. Kaldık. Buyurun. Ahim'in aldığı bir karar var. Bizi zaman zaman hukuka davet ederler, evet. Bu batı dediğimiz yerdekiler. Kendisi Ahim kararını tanımıyor mu efendim? Efendim, bunlar şimdi her yerde, efendim? Bakın, Almanya'da da öyle, Amerika'da da öyle, Fransa'da da öyle. Ne zaman bir seçim, özellikle seçim platformu, seçime dönük bir ortam vesaire söz konusu olsa, bu ortamlarda, bu koşullarda işte oradaki sözüm ona Ermeni diasporasının girişimleriyle bir miktar oy alacaklar vesaire düşüncesiyle bunu kullanırlar. Kendi iç şeylerinde bunu bu şekilde bir malzeme olarak kullanırlar. Bunun çok defalarca tanığıyız. Ama esas olarak bu yalan, demin de ifade ettiğim gibi, bizim ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı Türkiye'yi bölmek amacıyla bizzat Amerikan emperyalistleri tarafından şu anda şiddetle ileri sürülmektedir. Pişirilip gündeme getirilmektedir. Ve yanı sıra bunu takip eden de çeşitli Avrupa ülkelerinde
bu yapılmaktadır. Şimdi tabii demin söylediğim gibi bunun artık hiçbir hukuki değeri kalmamıştır. Fiilen de hiçbir değeri kalmamıştır. Fiilen hiçbir değeri kalmadığını zaten Talat Paşa Komitesi'nin büyük eylemleriyle bütün Avrupa çapındaki ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürülen büyük mücadelesi sonunda fiilen de bunun zaten geçersiz hale getirildiğini kanıtlamış bulunuyoruz. Yani en son biliyorsunuz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden önce Fransa Anayasa, Fransa'nın da meclisinin bu yöndeki bir kararı, Fransa'da on binlerce, Avrupa çapındaki on binlerce Türk yurttaşımızın büyük eylemleriyle ve Fransa'daki muhalefetin şeye taşımasıyla, Anayasa Konseyi'ne, Fransa Anayasa Konseyi'ne taşımasıyla Fransız Anayasa Konseyi'nde kararıyla iptal edilmiştir. Hükümsüz hale getirilmiştir. Yani dediğim gibi bu artık o zavallı bir tavır olmaktadır ve yani Alman devletine gerçekten yakışmıyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde Fransa'da yine gündeme getirilmeye kalkışıldı galiba, evet. Ama sonra kabul görmedi herhalde. Görmüyor. Dediğim gibi artık bakın Mehpare Hanım, en önemlisi şu, artık kamuoyları tarafından da öyle çok eskisi kadar ilgiyle karşılanmıyor. Kamuoyları tarafından da öyle söyleyeyim. Yani o devletlerin çeşitli, emperyalist devletlerin çeşitli zamanlardaki bu tür girişimlerinde belli bir destek hep görmüştük. Yani özellikle demin söylediğim gibi diaspora tarafından şey yapılan, tezgahlanan bir desteği görmüştük. Ama şimdi yavaş yavaş bunun da şey yaptığını, sönmekte olduğunu görüyoruz. Ama ben şöyle söyleyeyim, yine de biz Vatan Partisi olarak tabii ki bu iki sözünü ettiğiniz Haziran'daki Almanya'daki, Alman Federal Meclisi'ndeki bu girişimi yine de ciddiye alıyoruz. Ben defalarca Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi. Canlı konuşacağız galiba sizlerle. Evet. Burada değil mi, neler yapılacak? Tabii. Ne tür hazırlıklar oluyor? Evet. Almanya'da özellikle, evet. Berlin Komitesi, evet, adı altında galiba, evet, örgütlenmiş arkadaşlarımız. Evet. Onları konuşacağız ilerleyen, peki, dakikalarda. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. Sayın İlsever. Buyurun. Yani bu çok garip bir durum. Bu önerge veriliyor. Bu önergede bir de şöyle bir şey var. Bu soykırım olmuştur. İşte onları anlayacağız. Ama bu soykırımda Alman generallerinin de dahli vardır gibi bir tuhaf bir cümle var. Bu nasıl? Bu ne demek? Vallahi bu bizim açımızdan pek bir şey ifade etmiyor. Biz biliyorsunuz şeyde Birinci Dünya Savaşı'nda Alman yerle ittifak halinde bulunuyorduk. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Almanya'yla ittifak halinde bulunuyordu. Ve Türkiye'de bu Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Doğu illerimizde o zamanki Çarlık Rusyası tarafından ve İngilizler tarafından özellikle kışkırtılan bu Ermeni çeteleri tarafından imparatorluğun bölünmesi, parçalanması amacıyla ve burada işte bir İngiltere, Fransa hakimiyeti, egemenliği kurmak amacıyla imparatorluk Osmanlı topraklarında girişilmiş olan saldırının Birinci Dünya Savaşı'nın zaten başlıca sebebi buydu. İmparatorluğun paylaşılması savaşıydı ve bu amaçla başlatılmış olan bir saldırının bizzat hükümet tarafından, İstanbul Hükümeti tarafından ve Talat Paşa Başkanlığı'nda son derece haklı, doğru ve meşru bir kararla bu çete faaliyetlerine katılan ve gerçekten de Çarlık Rusyası'nın ve İngiliz emperyalizminin aleti olan bu şey çetelerinin, taşnak çetelerinin bulundukları yerlerden sürülmesi, tehcir, bulundukları yerler, yer değiştirme anlamında. Yani bu yaşananların hepsi anlatıldı artık, evet, bütün gerçekler ortada. Sanıyorum artık Türkiye şimdi, Vatan Partisi de aynı şekilde yola çıkıyor. Artık savunmada falan değil Türkiye. Bunun ne olduğu AİHM tarafından tescil edildi. Bu budur dendi. Artık sanıyorum Almanya'yı AİHM kararlarına saygı duymaya çağırmak gerekecek ve onu yapacak, tabii, galiba değil mi? Tabii zaten onu Türkiye, oraya şey yapıyoruz. Doğru, olay budur. Yani Almanya'nın rolü diye sordunuzda orada Almanya'nın rolünün falan önemi yok. Orada Türkiye'nin yaptığı çok haklı ve meşru bir iş var, doğru bir iş var.
doğru olan budur. O zaman alınması gereken, almış olan karar ve uygulanmış olan karar son derece doğrudur. Bu bir soykırım falan olmadığını hakikaten dediğiniz gibi artık kanıtlanmış durumda. Ve bunu Almanya kabul edecek. Bu şeyin bir meclislerin, bilmem belediyelerin, şunların, bunların, kitle örgütlerin işi olmadığını, bu konudaki şeyin, kararların demin konuştuğumuz gibi ilgili mahkemeler tarafından alınacak bir hüküm olduğunu, bunu kabul edecekler ve yaptıkları girişimin tamamen kanunsuz bir girişim olduğunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hukukunu çiğnediğini, kendi hukuklarını daha doğrusu çiğnediklerini kabul edecekler ve 2 Haziran'da bu yasa girişimi iflas edecek, uygulanmayacak, geçmeyecek Alman Federal Meclisi'nden. Şimdi neler yapılacak onu konuşacağız ama izniniz olursa ben bir Ankara'daki stüdyolarıma döneyim. Sayın Gürkan, siz ne dersiniz? Şimdi Almanya biliyorsunuz soykırım sicili bağlamında dünyada sicili en bozuk ülke. Bu sözcü duyunca irite oluyor galiba biraz. Evet. Şu 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi Almanya'nın Yahudilere yaptığı katliamlar evet. nedeniyle Alman liderlerin Hitler, Nazi liderlerinin yargılanıp mahkum edildikleri Nürnberg Mahkemesi'nin ilkeleri bağlamında oluşmuştur. Hı. Almanya'nın bu anlamda dünyadaki sicili budur. Bozuk. Evet. Şimdi Almanya kendine bu sicil ortak için ortak arıyor. Yani benim kanaatim bu. Evet. Bunu da ilk defa yapmıyor. 2005 yılında da Alman parlamentosu soykırımı tanıdığı yolunda bir karar aldı. Aldı kararı. Aldı. Yani bu yeni bir karar almıyor. Evet. Eskiden almış. Zaten bu önerge de geçen yıl ki olabilir geçen yıl ama 2005 evet. yılında böyle bir karar var. Şimdi niçin bugün? Hangi için bugün? Bakın 2015'i mihenk alarak soykırımın 100. yılı diye Ermeni soykırım lobisi yurt dışında, yurt içinde yüzlerce milyon dolar harcayarak ama pek bir şey yapamadı. Bir kampanya yürüttüler. Hedefleri soykırımı tanıyan ülke sayısını 50'nin üzerine 60'a 70'e çıkarmaktı. Parlamentosu da bu yönde karar alacak ülke sayısı. Ama uluslararası yargı en son olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları heveslerini kursaklarına bıraktı. Hepsi 20 ülkeydi 2015 yılına girerken soykırımı tanımış olan. 20 ülke vardı. Ha birden çok. Mesela Arjantin 5-6 defa almış bu karar. Karar sayısı 50'yi aşıyor. Ama bir tek Arjantin 5-6 defa üst üste aklına estikçe soykırımı tanıyorum. Bu da çok ilginç yani. Anlamıyorum. Arjantin'e ne oluyor orada? Yani işte lobilerin etkileri. Üç yeni ülke ekleyebildiler. Yüzlerce milyon dolar harcamalarına karşın hepsi hangi üç yeni ülkeler aldılar. Şu an hatırlamıyorum ismen. Ama geçmişte bu kararı almış olan ülkelerden bir tanesi İsveç parlamentosunda bu kararı geri aldı. Aldı. Yani 20 iken yüzlerce milyon dolar harcayıp o 100. yıl olayında 22 yaptılar. Şimdi burada bir hayal kırıklığı var. Müthiş. Bu çerçevede de Almanya sanki yeni çok önemli bir iş yapıyormuş gibi. Evet. Aklına bugün gelmiş bu olayları kavramış gibi bir kampanyaya öncülük etmeye kalkıyor. Bakın bu olay Sayın İlsever de belirtti. Uluslararası yargı, Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi vesaire bunlara aykırı. Ama her şeyden önce Almanya'nın sadece üyesi olmadı, başını çektiği Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı'nın 2003 ve 2004 yılında tekrarladığı bir hükmüne de aykırı. Avrupa Adalet Divanı'na Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığı
1999 yılında kabul edilince Fransa'da yerleşik bazı Ermeni örgütleri ve kişiler, Ermeni asıllı Fransız vatandaşları dava açtılar. Dediler ki Avrupa Parlamentosu 1987 yılında Türkiye'yi Ermeni soykırımına tanımaya davet etmişti. Bu nedenle Türkiye soykırımı tanımadan Avrupa Birliği'ne üye olamaz. Avrupa Adalet Divanı bu başvuruyu reddetti. Reddederken son derece önemli, herkesin kulağına küpe olması gereken bir karar verdi. Dedi ki Avrupa Parlamentosu'nun kararı siyasi niteliktedir. Hukuki hiçbir sonucu olamaz. Şimdi bu Avrupa Adalet Divanı Avrupa Birliği'nin en üst yargı organıdır. Almanya bir kere buna da karşı çıkıyor. Buna karşı çıkarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin parlamentoların bu konuda hüküm kuramayacakları yolundaki vurgusuna da karşı çıkıyor. Bunun anlamı Alman parlamentosu bu kararı onaylarsa nefret suçu işlemiş olacaktır. Yani işledikleri suçun adı nefret suçudur. Ve nefret suçu uluslararası literatürde soykırım kadar ağır bir insanlık suçudur. Neden nefret suçu? Haksız yere bir grubu, Türk ulusunu, Türkiye'yi, ülkesi ve ulusuyla siz soykırımcılıkta suçluyorsunuz. Üstelik Ahim'in böyle bir kararı var iken. Avrupa Adalet Divanı'nın kararı var. Diğer emsal, yani Fransa'nın Anayasa Konseyi Fransa'yı, İspanya Anayasa Mahkemesi'nin kararı İspanya'yı bağlar. Ama Avrupa Adalet Divanı'nın kararı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı her iki kararı da Almanya'yı da bağlar. Buna rağmen haksız yere bir grubu suçluyorsanız bunun adı nefret suçudur. Temelinde Almanya'nın soykırım sicilini bozuk yapan ırkçılık yatmaktadır. Nitekim bakın çeşitli ülkelerin parlamentolarının soykırımı tanıma konusundaki hareketlenmesi ne zamandır biliyor musunuz? 1993 yılından sonra. 2015 yılından 1993 yılına kadar soykırımı tanıma yolunda alınan kararlar, savaş sırasında savaş propagandası filan dahil hepsi yedidir. Geri kalan 50'ye yakın kararlar 1993 yılında çok iki kutuplu dünya düzeninin yıkılıp Sovyet sisteminin çökmesinden sonra yeni dünya düzeni adı altında Profesör Samuel Huntington'ın uygarlıklar çatışması teziyle çatışma artık kapitalizmle komünizm arasında değil, ideolojik değil, din yetmedi, etnik temelde bir uygarlık çatışmasıdır ve bu çatışmanın nihai tarafları da Hristiyanlıkla Müslümanlıktır, İslam'dır. Tarihteki örneği de Türk-Ermeni çatışmasıdır diye yazdıktan sonra çeşitli batılı ülkelerin parlamentoların aklı birden başına geldi. Birbiri ardına tanıma kararları aldı. Evet. Yani bu da herhalde bir rastlantı değil. Burada şunu da çok iyi vurgulamak lazım. Sayın İlsever dedi ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yahudi soykırımıyla Ermeni soykırım iddialarına esas olan 1915'te yaşanan tehcir dahil olayların hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Evet. Nedir bu benzemezlik? Evet. İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sırasında Yahudiler Almanya'ya isyan etmediler. Sadık yurttaştılar. Arkadan vurmadılar. Silahlanıp savaşmadılar. Evet. Almanya'nın mücadele ettiği ülkelerle, örneğin Fransa'nın, İngiltere'nin safında birlikler oluşturmadılar. Evet. Onlar sadık Alman yurttaşıydı. Evet. Bu muameleye tabi tutuldular. 1915 Ermeni olaylarında Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nu doğuda işgal eden Çarlık ordusunda 160 bine kadar sayıları çıktığı varsayılan Kafkas Ermenileri, Türk Osmanlı Ermenileri dahil birlikler oluşturdular. Evet. Ülke içinde Osmanlı ordusunun ikmal yollarını kestiler. Vurdular. Yaralıların geriye taşınmasını engellediler. Van'ı işgal edip Rus çarına
anahtarını yolladılar. Evet. Savaşın tarafıydılar. Bakın Sevr Antlaşması'nın imzacı devletler arasında Ermenistan Cumhuriyeti de vardır. Yani bir savaşın tarafına soykırım olabilir mi? Nitekim Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi hazırlanırken bu sözleşmenin tutanaklarında, komisyon tutanaklarında var. İşte soykırım sözcüğünün mucidi Lepkin denilen bir kişi Ermeni soykırımına atıfta bulunalım diyor. Komisyon reddediyor Birleşmiş Milletler. Bunu yaparsak bütün savaşları soykırım olarak nitelemiş oluruz diye. Şimdi Birleşmiş Milletler'in de çok açık bir iradesi var. Aslında işte Ahim'in kararıyla da Holokost'a hiç benzemediği, çok farklı olduğu tehcir deniyor. Bir tarafta silahlı isyan var. Tabii. Bir tarafta sadık yurttaşlara uygulanabilir. Sayın Gürkan, zaten bunları geçtik. Yani Türkiye bunları geçti ve bunu tezini kabul ettirdi. Bunun bir tehcir olduğu ve tüm bu anlattıklarınızın ışığında zorunlu olduğu tehcir, bunun. Bakın günümüz savaş hukukunda da Cenevre Sözleşmelerinde 1977 yılında yapılan ilavelerle haklı zaten, askeri nedenlere dayanıyor. Lahey Adalet Divanı'nın Sırbistan-Hırvatistan kararında ona atıp var. Tehcir yapılmışsa tehcirin sebeplerinin araştırılması lazımdır. Bakın Cenevre Sözleşmesi 1977, o günün savaş hukukuna bahsetmiyorum. Bugünün en insancıl tepkilerle, duyarlılıklarla donatılmış günümüzün savaş hukukunda da savaş sırasında bir grubun bir yerden bir yere nakledilmesi iki nedenle meşrudur diyor. Bir, askeri nedenler. Askeri nedenlerin hepsi var. Bu askeri nedenler konusunda ayrıntıyı merak edenler dünyanın şu an yaşayan en büyük savaş hukukçusu ve tarihçisi olan Edward Erickson'ın Osmanlılar ve Ermeniler diye Türkçe'ye de çevrilen kitabına bakabilirler. Bütün belgeler var. İki, güvenlik gerekçesi. Şimdi güvenlik gerekçesi. O da var. Osmanlı'da o da var. Şöyle var bakın. Atıyorum. Diyelim ki Karaman. Yani Anadolu'nun herhangi bir ilini canlandırabilirsiniz. Karaman, Çankırı. 30-40 Ermeni ailesi var. Geri kalan Müslüman aileler çoğunlukta. Doğudan haberler geliyor. Ermeni çeteleri şunu vurdu, bunu vurdu. O Ermeni ailelerin güvenliği savaş koşullarında nedir? O günün koşullarını, yani bu toplumlar arasında çatışma potansiyelini anlatabilmek için çok üzerinde durulmayan ama bana çok ilginç gelen bir örnek vereceğim. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda üç kentimize isim övgüsü yapmıştır. Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep. Hiçbiri Sivas ve Erzurum Kongresi'nde temsil edilmemektedir. Ne zaman Kurtuluş Savaşı'na katılmaya karar vermişlerdir. İngilizler o bölgeyi Fransızlara bırakıp Fransızlar Ermeni lejyonlarını getirince Ermenilere karşıdır o zaman Kurtuluş Savaşı'na katılmaları. Yani şimdi böyle bir ortamda Anadolu'da yoğun Müslüman nüfus arasında Ermenilerin can güvenliğini falan nasıl korursunuz? Evet. Bütün bunlar Almanya tarafından da elbette biliniyor. Çok iyi biliniyor da işte bu. Şimdi o zaman Almanya bakın kendi bunu ilk defa saygı 2005'te aldı dedim. Evet. Daha önce de yaptı. Şimdi Ermeni soykırım iddialarına esas olan konulardan, kaynaklardan, referanslardan teki nedir? İngilizlerin savaş propagandası olarak hazırladıkları mavi kitap. Mavi kitap değil mi? Evet. Almanya için de hazırladıkları bir mavi kitap. Evet. Türkler için hazırladıkları mavi kitap ortalıktadır. Almanlarınki unutulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya İngilizlerle barış antlaşması imzalayınca kendi mavi kitaplarının kaldırılması için savaş sırasında yasakladıkları bir Alman rahibin, Rahip Lipsius'un anılarını, işte böyle katliamlar oldu falan gibi bir dinsel bağnazlıkla yazılmış kitabı yayınlatırlar. Allah Allah. Özür de aldılar zaten değil mi? Bir savaş propagandası metniydi Almanlar için yaptığımız mavi kitap. Bilimsel aldı. Geçerliği Lipsius'un, yok. Lipsius'un savaş sırasında yasakladıkları kitabının yayın iznini vermeleri karşılığında o özür aldılar.
Almanya bu konuda da sicili çok parlak. Evet, yani bu hukuka saygılı, insan haklarına saygılı Batı'nın çok güzel örnekleri. Evet, evet. Kitaptan söz edince Sayın Uluş Gürkan, Ermeni katliamı suçlaması, yargılama ve karar adlı Sayın Gürkan'ın kitabı Kaynak Yayınları'ndan çıktı. Bize de sağ olsun imzaladı. Çok teşekkür ederiz. Hakikaten başucu kitabı. Bu çok önemli bir kitap. Böyle ben öyle dedim. Yemeklerden sonra birer sayfa, birer kaşık bunun okunması lazım. Sayın Hocam siz ne diyorsunuz? Bu kritik bir soruydu. Neden şimdi dediniz, evet, ya. Evet. Bana öyle geliyor ki bu vize serbestisi ve geri kabul anlaşması ile Almanya'nın köşeye sıkışması ile ilgili bir sorun. Gördüğüm kadarıyla ilk bunu dile ama getiren... Ama onlar bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor şimdi sanki. O şansı da kalmadı artık. Tehcirli. Yani bana sorarsanız şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı ile ilgili bir komedi programcısı vardı. Programlar yaptı. İki ülke arasında diplomatik sorun oldu. Angela Merkel'e de orada işte sen buna izin verdin vermedin diye onların iç politikasında epey bir derde dönüştürmüşlerdi. Başka şeylerin yanı sıra asıl önemli olan ama bu vize serbestliği meselesi ilginç. Aslında Türkiye Avrupa Birliği arasında 21 Haziran 2012'de başladı bu vize serbestisi. Yani bundan buradan geriye bakarsanız 4 yıllık en az geçmişi var. Kararı alan Avrupa Konseyi'ydi. Türkiye ile vize serbestisi anlaşmasına başlayabiliriz. Onların uygulamasında sırf Türkiye'ye özgü değil, vize serbestliği verilecekse bu geri kabul anlaşması adını verdikleri bir ikinci işi de gerektiriyor. Bu da mülteci sorunu, göçmen sorunuyla ilgili bir şey. Arzu ediyorlar ki Avrupa kendilerine doğru yönelmiş olan bu kitlesel göçü denetleyebilsinler. Hatta buna düzensiz göçler adını da vermişler. Şimdi bu işler yürüdü 2012 21 Haziran'dan başlayarak. 2014 yılına geldik. Karşılıklı geri kabul anlaşmaları, mutabakatları oldu, muafiyet anlaşmaları vesaire halloldu. 3 yıl içinde bitecek. 2016 yılının sonuna kadar 3 yıl içinde Türkiye'ye vize serbestisi vereceğiz. Bunun karşılığında da geri kabul göçmenlik anlaşması hükümleri yürürlüğe girecek. Şimdi bir şey oldu. Bu sene işte bu ayın başlarında, Mayıs ayının başında. Bir de PKK'ya bağladılar olayı, terörle mücadeleye bağladılar. Ha, onu diyeceğim. Evet. Şimdi hiç onunla alakası yokken falan işler böyle 4 senedir yürürken. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkanı biz Ermeni soykırımı meselesini parlamentonun gündemine getireceğiz dedi. Şimdi Mayıs'ın ikisi üçü falan. Ne var o tarihlerde? Şu var. Avrupa Birliği bir anda dedi ki kutluyoruz Türkiye sizi. 72 kriterden 67'sini hallettiniz. Geriye 5 tane kaldı. Bunun içinde özellikle biri var ki terörle mücadele kanunlarınızı tanımla itibariyle daraltmanız lazım. Öyle bir şey önerdi ki bir hukuksuz bir şey önerdi. İki Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarda asla kabul edemeyeceği bir şey önerdi. Hukuksuz bir şey önerdi. Avrupa Birliği'nin bir direktif diyorlar bunlar, o yasa gibi düşünelim. Emredici bir terör tanımı, terör suçlusu tanımı yok. Çerçeve karar dedikleri tavsiye niteliği kararlar alıyorlar. Orada bir tanım var. Ama onu da işte devletler alıyorlar. O çerçevede... Ama Türkiye ile tanımımız uymuyor diyor. Türkiye ile terör tanımı uymuyor. O yüzden hukuksuz. Onların emredici nitelikte bir terör tanımları yok. Tavsiye edici nitelikte bir terör tanımları var. Bence orada bir kere Avrupa hukuk devletinin beşiği kendini bir kere orada aşmış oluyor. Bir şey daha var izninizle Sayın Hocam. Özel terör yasalarında da kendileri de o tanımı aşıyorlar. İngiliz terör aktına bakalım. Almanya'nın işte o çeşitli terörist ilan ettiği çetelerle ilgili yaptığı yasal düzenlemeye bakalım. Türkiye'nin terör yasası daha insancıl. O yüzden daha, hukuk dışı diyorum. Evet, yani hukuki temeli yok. İkincisi de Türkiye'nin terörle mücadelesi son derece önemli.
O noktada çok önemli şeyler oldu. Davutoğlu hükümetten el çekmek zorunda kaldı. Evet. Avrupa'yla bizim geri kabul anlaşması evet. bakımından mülteci meselesi Almanya'yı çok korkuttu. Peki vizeyi buna nasıl bağladılar? İki o beraber yürüyor. Yani evet. geri kabul göçmenlik düzenlemeleriyle ülkenin evet. vize serbestliği sırf Türkiye'ye özgü değil. Beraber yürüyor. Burada beraber olamayacak olan şey... Gündeme getirdikleri şart. Şart. Terörle evet. mücadele kanunundaki tüm tanımları daralt. Aslında şunu dediler. Teröre serbestlik ver. Evet. Terörü rahatlat. Yani o iş vizeye serbestlik olmaktan çıktı. Tam bunların yaşandığı dönemde bence. Almanya'da bu 2005'te dedi Sayın Gürkan. Zaten kabul edilmiş bu yönde bir karar var. Geçen sene gündeme getirmişler parlamentoya. Önerge geçen yılki önerge tabii. zaten. Ama evet. parlamentoda görüşülmesini kendileri engellemişler. Engellemiş. Bu ortamda yani bizim terörle mücadelede elimizi ayağımızı bağlamamızı sağlamaya çalıştıkları ve Türkiye'nin de hayır olmaz böyle bir şey dediği noktada bunun gündeme gelmesi çok ilginç. Bence şunu gösterir. Bu üzerimize yapıştırmaya çalıştıkları soykırım iftirası ne tarihi bir gerçektir ne hukuki bir gerçektir. Bu bir takım merkezlerin elinde Türkiye'yi gerek duydukları zaman sıkıştıracakları bir evet. Keyfi sopa halindedir. Türkiye'nin artık bu meseleyi bence halletmesi lazım. Evet. Yani bu dost evet. ve müttefik ülkelere artık biraz daha biraz, yüksek sesle evet. Ama yeter. Ama yeter. Demesi lazım. Evet, evet. Bakın Türkiye yurt dışındaki Türk asıllı ve bu konuda duyarlı Alman, Fransız hangi ülke yapıyorsa nefret suçu davaları açmak zorunda. Mesela. Yani. Evet. Artık bu, zaten şimdi bu çok Almanya'da, önemli bir öneri örneği. Önemli bir faaliyet alanı. Tabii. Almanya'da AHİM'e saygı kampanyası başlatıyor Vatan Partisi ve diğer pek çok yani bütün ülkeden sivil toplum örgütleri, siyasal partiler katılacaklar. Evet artık yani biz savunmada falan değiliz. Evet. Biz bunları anlattık. Evet. AHİM'in böyle bir kararı da ortada. Ama bize hukuk dersi vermeye kalkan Almanya ya da benzeri bir takım Hı-hı. batı ülkeleri artık hakikaten kendinize gelin denmesi lazım. Ya Sayın Perinçek'in açtığı ve kazandığı o dava zaten bizim bu iddiamızı ortaya koymamızı çok kolaylaştırdı. Çok kolaylaştı tabii. Ya soykırım tabii. vardır dediğin zaman seni adam soykırım yoktur dediğin zaman seni hapse atıyor, para cezası veriyor falan. Yani. Şimdi düşünce özgürlüğü çerçevesinde konuşulabilir haldedir bu mesele. Evet, evet. Dolayısıyla niye olmasın böyle bir iş yapmaya çalışan devlete biz de karşı dava açalım. Aynen, evet. Nefret suçu işliyorsun şimdi, diyelim. Evet. Sayın İlsever acaba dönebilir miyiz İstanbul'a? Duyuyoruz. Evet duyuyoruz efendim. Duydunuz bizi, konuşulanları. Evet. Çok da güzel şeyler söyledi konuklarımız. Şimdi ayın ikisinde bu Alman meclisinde gündeme gelecek ama ayın 28'inde Almanya'da, Berlin'de çok büyük bir miting yapılacak. Bize bu neler yapılacak? Gerçi benim önümde de yazıyor ama sizden dinleyelim bunu. Neler yapılacak? Nasıl yapılacak? Biz burada neler yapacağız, yapabiliriz? Bunlardan biraz söz edelim. Tabii. Öncelikle şöyle başlayayım ben Mehpare Hanım. Şimdi bir kere burada şimdiye kadar konuştuğumuz Almanya'nın tutumu ile ilgili tablonun biraz daha netleşmesi lazım. Bu özellikle 2 Haziran'daki kararlarına dönük tavrımızın da netleşmesi bakımından. Şimdi Almanya efendim eski Almanya değil. Zaten dünyanın tablosu değişirken yani dünyanın bütün ekonomi bakımından, kültürel bakımından geleceğiyle ilgili bütün şeyler ağırlıklı noktası Asya'ya doğru kayarken Almanya'da Avrupa'nın bu konuda en ilerisinde bir ülke olarak şöyle söyleyeyim Rusya'yla ve Asya ülkeleriyle hızla işbirliği ortamını geliştiriyor. Buna Orta Doğu'daki Amerikan eski senaryolarına alet olan Almanya, onunla beraber hareket eden Almanya yerine bölge ülkeleriyle tabii bu arada Türkiye'yle de daha iyi geçinmeye, ilişkilerini geliştirmeye çalışan bir Almanya tablosu da yaşıyoruz. Yani Almanya'nın eski o emperyalist kamp içinde, dünya içindeki rolüyle bugün dünyanın yeni aldığı şekillenme içinde
Avrasya dediğimiz Avrupa-Asya ittifakına yönelik olarak gelişen bazı adımlarını da görüyoruz. Bu bakımdan mesela şimdi konuştuğumuz Türkiye ile ilgili bu soykırım girişimleri falan yanı sıra öyle ikircikli bir durum ki. Mesela şunu da görüyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier bu işte 2 Haziran meclise gelecek olan bu yasayla ilgili ya bu sorunlar, böyle sorunlar Türkiye ile aramızı bozmamalı, aramızı açmamalı. Yani buna biz sebep olmamalıyız anlamında konuşuyor. Yine Alman yetkililerinden Türkiye ile, Kemalist Türkiye ile, Atatürk'ün Türkiye'si ile ilişkileri geliştirmek istedikleri yönde açıklamalar duyuyoruz. Bunlar hep yeni şeyler Mehpare Hanım. Yani bizim dünyayı ve tabii onun içinde Avrupa ve Avrupa içinde Avrupa'nın en önündeki şu anda Almanya'nın falan durumunu anlamamız lazım. Biz bunlardan hareketle yaptığımız iş yanlıştır diyoruz. Yani işte anlattı arkadaşlarımız da ne tarihi bakımdan, ne gerçeklik bakımından, sosyal bakımdan, ne de hukuki bakımdan hiçbir anlamı yok. Ama en önemlisi şu, ya daha yeni ilan edilmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı, en büyük mahkeme, bütün Avrupa'nın en büyük mahkemesi, bu karara saygılı olun. Sizin mahkemeniz bu. Bir karar veriyor. İlginç. Almanya'yı hukuka saygı duymaya davet tabii, edeceğiz. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne saygı çok duymaya, ilginç. Hukuka ben saygı duymaya ben çağırıyoruz. Bizim şimdi şu andaki en büyük şeyimiz bu, gücümüz, silahımız bu ve bunu biz kabul ettireceğiz. Buna inanıyoruz çünkü bu kadar büyük bir çelişme ve saçmalık olamaz gerçekten. Dolayısıyla 2 Haziran öncesinde sizin de ifade ettiğiniz gibi 28 Mayıs günü Almanya'da Berlin'de büyük bir buluşma bütün Avrupalı Türklerin, Avrupa'da yaşayan Türk yurttaşlarımızın tabii Türkiye'den de gidecek yurttaşlarımızla, öncülerimizle beraber büyük bir buluşmasına tanık olacağız ve oradan Alman meclisine, Alman halkına, kamuoyuna sesleneceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, yapmayın, bakın bundan vazgeçin, bu yanlışı düzeltin. Tabii ki tamamen dostça bir uyarı bu. Biz Almanya ile demin söylediğim, tarif ettiğim bu yeni gelişmekte olan Alman kültürüyle, Alman gelişmesiyle beraber yürümek istiyoruz. Bu bütün dünyamızın geleceğidir ve burada böyle karşılıklı şeye, husumette bilmem şeylere falan yer olmaz. Bu tür şeylere yer olmaz. Dolayısıyla bu saçmalıktan, bu hukuksuzluktan falan vazgeçin diyeceğiz ve bunu yaptıracağız. Göreceksiniz. Şu anda bütün Avrupa'daki Türk derneklerinin tamamının sizin söylediğiniz Berlin merkezli bir girişimde, bir komitede buluştuklarını, bu 28 Mayıs eylemini hep birlikte imzaladıklarını altını ve birlikte yapacaklarını görüyoruz. Bunu ilan ettiklerini görüyoruz. Bunun içinde sağcısı, muhafazakarı, solcusu vesaire bütün her nitelikten CHP'lisiyle bilmem AKP, hatta AKP yandaşı, AKP taraftarı kitle örgütleriyle beraber hepsi birlikte ortak bir karar olarak bu 2 Haziran girişiminin Almanya'ya karşı AİHM kararına saygı gösterin. Sizi AİHM kararına uymaya çağırıyoruz. Evet, yani bu çağrı yapıldı değil mi? Siyasal, tabii yapıldı. Siyasal partilere bu çağrı yapıldı. Şimdi bu onu, sadece Perinçek İsviçre'de yok, yok, hayır. Şimdi onu söyleyecektim tabii. Yok, yok, hayır. Şimdi onu söyleyecektim. Bu Avrupa'daki bütün Türk kuruluşları tarafından bütün Türkiye'deki güçlere, aynı zamanda bütün vatansever güçlere bu mitingi desteklemek mümkün oluyorsa katılmak amacıyla bir çağrı yapıldığını söyleyebilirim. Biz de aynı şekilde sayenizde buradan, bu kürsüden bütün partilerimize, AKP'siyle, CHP'siyle, MHP'siyle hep birlikte, Vatan Partisi'yle birlikte bu mitingin içinde olalım, yanında olalım ve 28 Mayıs'a Türkiye'den de tabii önemli bir katılımla gideceğiz. Orada yerimizi alacağız. Evet, ifade ettiğiniz gibi hani esas olarak partiler üstü. Bizler için çok da büyük bir keyif olacaktır. Bütün Türk ulusu adına Alman parlamentosunun önüne gidip. Evet efendim. Ey Almanya, hukuka uy, evet. AİHM'e saygı duy diye haykırmak çok büyük bir keyif doğrusu. Çünkü her sıkıştıklarında Türkiye'yi hukuka, insan haklarına davet eden Almanya, bilmiyorum bu sesler parlamento binasının önünde yankılanınca neler hissedecek? Evet. Nasıl bir haleti ruhiye içinde olacak? Çok merak ediyorum doğrusu. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın İlsever. Devam edeceğiz. Başka konularımız da var.
Ama şimdi arkadaşlarım uyardılar, bir ara vermek zorundayız. Tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili izleyicilerimiz, Ulusal Özel'e Ankara'dan, Ankara stüdyolarımızdan devam ediyoruz. İzleyenler hatırlayacaklar, dinlediler bizi. Alman Federal Meclisi'nin 2 Haziran'da gündemine alacağı Ermeni soykırımını tanıma önergesini konuşuyoruz. Bunun için yapılacakları konuştuk. İstanbul'daki konuğumuz Sayın Ferit İlsever'den bu konuda bilgiler aldık. Sayın İlsever, beni duyuyor musunuz? Evet, duyuyorum. Sayın İlsever? Evet, duyuyorum efendim. Evet, duyuyorsunuz. Şimdi bu 28 Mayıs'taki mitingdeki eylem planı diyelim bu yapılacak işlere. Almanları da bu konuda aydınlatmaya, uyarmaya çalışacağız herhalde, değil mi? Alman dostlarımızı, Türk dostu olan Almanları da bu seferberliğin içine katacak mıyız? Bunun için neler yapılacak? Evet. Zaten mitingin amacı sadece Türkiye dostu Almanlar değil, bütün Alman kamuoyunu, ki büyük kısmının Türkiye'yi tanıdığını bildiğini biliyoruz. Türk yurttaşlarımızla beraber birlikte bir hayat sürdüklerini biliyoruz. Ve dolayısıyla hepsi için bir uyarıcı bir eylem olmaktadır bu. Yani yanlış yapmamaları, hukuku çiğnememeleri yolunda ve yanlış yapmamaları doğrultusunda bir uyarı amacı taşımaktadır. Ve dolayısıyla gerçekten onların da şeyiyle, basın organlarıyla, yayın organlarıyla, milletvekilleriyle, parlamentodaki çeşitli etkinliklerle ve kamuoyunu uyaracak bütün merkezlere yönelik olarak bir çalışma da sürdürülmektedir. Hepsini uyaracak şekilde, uyaracak tarzı bir şeyde sürdürülmektedir. Ve tabii mitinge de gelip katılmalarını aynı zamanda sağlamak amacıyla. O desteği de orada bizzat görmek amacıyla da bu çalışmalar da yapılmaktadır orada. Bu AHİM'e saygı mitinginde çok ilginç sloganlar var. Dostluğa zarar verme, Türk düşmanlığı zihniyetine hayır, evet. Yargıç olmaya kalkışma, yaşasın Alman-Türk dostluğu, tarihsel dostluğu zedeleme, Almanya'da barış içinde birlikte yaşam, Almanya'da el ele barış içinde. Evet, yani böyle bir kararın çıkması Almanya için de hiç hoş sonuçlar doğurmayabilir. Öyle değil mi Sayın İlsever? Tabii. Demin onu anlatmaya çalıştım. Hiçbir şekilde bir anlamı olmaz, hoş bir tarafı olmaz. Mehpar Hanım, sadece Türkiye'de yaratmış olacağı tepkiler ve tepkilerden ibaret değil. Yani bu olayın ben Türkiye ve Almanya dostluğu yanı sıra, ki bunun demin söylediğimiz gibi tarihsel bir geçmiş de var. O işbirliğinin, o ilişkinin, o dostluğun yanı sıra Almanya'nın bütün dünyamızın ezilen, gelişmekte olan ülkeleriyle, Asya'sıyla, Orta Doğu'suyla, Doğu ve Batı Asya'sıyla, tabii büyük Rusya'sıyla birlikte hareket etme ve emperyalist Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezli senaryolara karşı durma yolunda da önemli bir karar olacağını düşünüyorum. Yani Almanya'nın yeri, demin ifade ettiğimiz gibi, bu gelişmekte olan dünyamızda Asya ile beraber hareket etmektir. Menfaatımız, çıkarlarımız bu bakımdan da ortaktır. Zaten bu kapı, bu yol açılmıştır ve biz Berlin'deki mitingimizde aynı zamanda insanlığın bu yarınlarına, geleceğine ve tabii Türk ve Alman ulusunun birliğine, işbirliğine ve daha gelecekle ilgili daha sıkı birlik halinde olmalarına çağrı yapacağız. Bunu zedelememeleri yolunda çağrı yapacağız. Bunun da demin de söylediğim gibi başaracağımıza kesinlikle eminim yani. Alman kamuoyunun da büyük şeyinin, evet, ırkçılar şans tanıma biliyoruz diyeceğiz örneğin, evet. Alt parlamentosunun önünde. Evet efendim. Geçerse ırkçılık suçu işler. Nefret suçu. Irkçılık temelinde bir nefret suçudur. Çünkü bakın, yani bu konuya da açıklık getireyim. Şimdi
mahkeme kararıyla belgelenmiş Yahudi soykırımı. Kimi suçluyoruz? Almanya'yı ülke olarak, Alman ulusunu, halkını mı? Hayır. Hitler, evet. Yardımcıları vesaire, evet. En fazla bir grup olarak Nazi rejimi. Şimdi en son örnek işte soykırım, insanlık suçu, savaş suçu kararlarının verildiği eski Yugoslavya'da, Bosna Hersek'te yaşananlar. Sırp halkı mı? Sırp ulusu mu suçlanıyor? Milošević. Hayır, Milošević, Krasić vesaire, evet. Vesaire, evet. Kişiler, gerçek, evet. Kişiler. Evet. Evet. Çünkü soykırım suçu, bu suçun ancak gerçek kişiler tarafından işlenebileceğini öngörüyor. Ama konu Ermeni soykırımına ve Türkiye'ye gelince Türk ulusu. Diyorlar. Ha. Bu nefret suçuna dönük bir çiftet standarttır. Evet. Evet, peki sizler 28 Mayıs'ta Berlin parlamentosu önünde olur musunuz? Dilerim. Onlara bakacağız. Sizi biliyorum. Maalesef ben olamıyorum. Sizi biliyorum. Çok güzel Avrupa, bir örnek daha şimdi. Avrupa. Evet. İşte özgürlük falan konusunda kimi konularda çok haklı olarak bizi uyarıyor. Evet. Ama kendisi hiç özgürlükçü davranmıyor. İşte aralarında Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Naci Beştepe'nin de olduğu arkadaşlarımız. Schengen vizesi uygulanan ülkelere girme konusunda 5 yıl süreli yasaklıyız. Ne sebeple efendim? Efendim Yunanistan benzeri soykırım iddialı bir parlamentodan yasa çıkarmıştı. Siz Atina'dan, Yunanistan'dan geri döndürülenlerdensiniz, evet, değil mi? Atina'ya gidip orada bu yanlıştır demeyi, anlatmayı parlamentodaki dostlarımızı falan düşünüyorduk. Bizi Atina'ya sokmadın. Hadi sokmadın. Onun ayrı bir yanı var. Haksız falan ama Schengen vizesi uygulayan bütün ülkelere 5 yıl bir eylemimiz söz konusuysa, evet. Eğer işte bu ya yanlıştır, tarihi gerçeklerle falan, hukuki gerçeklerle uyuşmuyor demek bir olumsuz eylemse, onun dahi gerçekleşmediği bir ortamda bu nedenle 5 yıl Schengen vizesi uygulanan ülkelere giriş yasağımız var. Onun için istesem de Almanya'ya giremiyorum. Yani kim koydu? Yunanistan koydu efendim. Yunanistan. Ve diğer Schengen vizesi uygulayan ülkelerde sormadan etmeden bunu kabul ettiler. Kabul ettiler. Bunun adı faşizm değil mi hocam? Demokratikler işte. Birdenbire çıktı bu ağzı. Demokratik muhafazakar falan deniyordu. Demokratik faşizm bu. Demokratik faşizm. Evet, çok güzel. Bu dolayısıyla evet. Siz buradan katılacaksınız. Buradan zaten bazı şeyler yapılıyor. Birgül hocamın da öncülüğünü yaptığı bir birlikte Türk Milletiyiz hareketi var. O hareket tarihi ve hukuki gerçekleri içeren bir metin hazırladı. Bu metin 19 Mayıs itibariyle bütün Alman parlamenterlere internet üzerinden e-posta adreslerine gönderildi. Gönderilen metinde bir de yani başka bir mahkeme kararına daha saygı var, yargı kararına. Bakın Almanya'nın Yahudi soykırımı konusunda daha doğrusu Nazi liderleri Yahudi soykırımı konusunda suçlu olduklarını belgeleyen Nürnberg Mahkemesi ne ise hangi o hukuki ortamda oluşmuş ise benzer bir yargılama 1919-1921 tarihleri arasında Malta'da uluslararası nitelikte bir soruşturma konusu olur. Sevr Antlaşması'na dayanarak İngiliz Kraliyet Başsavcılığınca Türkiye'den alınıp Malta Adası'na götürülen 144 Osmanlı yetkilisi, İttihat Terakki yetkilisi 2,5 yıl süreyle soruşturma altında tutuluyor. Büyük çoğunluğun hakkındaki iddia Ermenilere ve diğer yerel Hristiyan nüfusa katliam uygulamak. Evet. İngiliz Kraliyet Başsavcılığı, öyle herhangi bir savcı değil. İngiliz Kraliyet Başsavcılığı 2 yılı aşkın süre Osmanlı arşivi, İstanbul işgalleri altında, çuvallarla arşivi götürüyorlar.
Bizim tehcir belgeleri Londra'dadır. Türkiye'de değil. Bize arşivinizi aç diyorlar ama Londra'da o belgeler. Hay Allah. Bir şey bulunuyor arşiv. Mu o arşivde? Ne tabii, buluyorlar? Hiçbir şey. Bulsalar şimdiye kadar çoktan. İngiliz Kraliyet Başsavcı Amerikan arşivine giriyorlar. İşte o Morgenthau'nun anıları Büyükelçi Amerika filan. Hiçbir şey olmayınca İngiliz Kraliyet Başsavcısı dava açamam diyor. Bunun üzerine gerekçesinde söylüyor mu? Tabii bakın şimdi ilk bir 20 Mayıs itibariyle 20 Mayıs 1921 dava açamam diyor. Onun üzerine İngiliz hükümeti adına İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon İngiliz Kraliyet Başsavcının hukuki bir dava açamıyorsanız makul şüphe üzerinden siyasi bir dava açın diye bir yazı yazıyor. Bu makul şüpheyi ben bir yerden tanıyorum. Evet. Ben bu tarihteki ilk belgesi de budur. Makul şüphe vallahi, üzerinden hiç yabancı değil. Siyasi bir dava açın diyor. İngiliz Kraliyet Başsavcısı siyasi dava benim işim değildir diyor. Haber İngiltere'de de savcılar bu, varmış. Eldeki bu kanıtlarla bir İngiliz hukuk mahkemesinin kabul edebileceği suçlama yapılamaz diyor. Günümüz hukukunda takipsizlik yahut kovuşturmaya yer olmadığı anlamına gelecek bir hüküm tesis ediyor. Yazılı mı? Yazılı. Var mı bu belge? Tabii bu belgeyi yani kitabında da var. Bu belgenin orijinalini de internet üzerinden bütün Alman parlamenterlere gönderdik. Çok güzel. Aynı şekilde İstanbul'da bu konuda öncülük yapan bir büyüğümüz var Şükrü Server Aya diye. Onun topladığı inanılmaz bir belge yığması Alman parlamenterlere yapıldı. Okumalarına gerek yok. Yani bu 28'ine kadar, ikisine kadar gitti bunlar. Gitti bunlar. Evet. Alman parlamenterlerin bunları okumasına gerek yok. Göz atsalar biz ne yapıyoruz derler. Utanırlar. İnşallah. Göz atsınlar. Hani o son sözcüğünüze utanırlara pek katılamayacağım. Hayır. Göz atsınlar. Yeter. Göz atsın. Evet. Tabii. Bu utanma duygusuna bu işe öncülük eden bizim Türk asıllı bir Cem Özdemir diye parlamenterimiz var. Herkese nasip olmuyor utanabilir. O hasret. O dahi. O dahi utanır. Bu Şükrü Server Aya'nın gönderdiği belgelere göz atması halinde. Ya utanması gereken çok kesim var. Sayın Gürkan'ın söz ettiği birlikte Türk Milletiyiz hareketi. Bu içeriye sahip olan Alman yetkililere, parlamenterlere gönderilmiş mektubu Türk kamuoyuna duyurmak üzere Ankara'da Güven Park'ta açık alanda metronun hemen böyle girişinde 18 Mayıs Çarşamba saat 12.30 açık hava toplantısı yaptı. Bu mektupları içerikleriyle beraber kamuoyuna Sayın Uluç Gürkan duyurdu. Orada yaklaşık 100 kişi daha önceden medyaya haber verildi ve yani Türkiye'nin anlı şanlı medya kuruluşlarından biri bile yoktu. Tabii onlar daha ertesi gün gazetelere baktığınızda buna habere değer görmediler. Eğer benim kendi ülkemin basın yayın kuruluşları bu ulusal davada bu kadar kör, sağır, ilgisizse utanmaları gerekmez mi? Bilemem. Hocam yerin dibine geçmeleri gerekir. Bunun için gerçekten devlet katında, hükümet bazında bir öncülük gerekir. Yaşayın, şu ana kadar bakın Vatan Partisi'nin öncülüğünde diğer demokratik kitle örgütlerinde katılımıyla Almanya'da bir miting yapılacak. İşte Türkiye'de çeşitli duyarlı kuruluşlar, yurttaşlar. Herkese çağrı yapıldı bu iş için zaten yapılıyor. Bir arayış içindeler. Evet. Çok haklı böyle duygusal olarak kimilerin dediği gibi Müslümanlar soykırım işlemez falan gibi edebiyatıyla değil belgesiyle kanıtıyla mücadele ediyorlar. Dik bir duruş şu bir devlet kadar, olmanın verdiği. Şu ana kadar Berlin Büyükelçiliğimizden Ve hükümetimizden bu konuda bir çıkış gördünüz mü? Umarım Merkel Türkiye'ye geldiğinde pazartesi geliyormuş çıkışı, galiba belki ondan sonra o çıkışı yaparlar. Evet. Umarım. Evet. Yani bu konuyu da bize pazarlığına kurban etmezler umarım.
İnşallah. Ya bu kadar haklı olduğumuz bir davada bu kadar kendini savunmaya çekmek, başını öne eğmek. Artık savunulacak bir şey yok. Biz tam tersi yani. Hücuma gayet geçmemiz lazım bizim. Ayrıca bakın Türkiye bu konuda dünya savaş tarihi hukuk derslerine örnek olacak bir iş yapmış geçmişte. Şimdi tehcir olayı sırasında yaşanan acılar var mı? Var. Savaş devam ediyor. 1915 sonbaharında Talat Paşa Divan-ı Harp Mahkemeleri kurduruyor. Gerekçe ne? Ermeni tehcir kafilelerinin gidişinde yeterli güvenlik önlemini almadı. O kafilelerin düzenlenmesinde gerekli özeni göstermediği iddiasıyla rütbeli askerler görevli orada. Tabii. Kaymakam vesaire saldıran intikam amacıyla işte gasp amacıyla saldıran Güneydoğu'daki çeteler 1317 kişiyi yargılıyor. 67 idam cezası veriyor. Özenli olmadınız diye bu tehcirde ölümlere sebebiyet verdiniz. Savaş sırasında siz savaşıyorsunuz 7 cephede kendi içinizdeki bu uygulamada uygulamanın usulüne, kastına uymayan insanınızı yargılıyorsunuz, ceza alıyorsunuz. Evet. Bu ceza hukuku, savaş hukuku derslerinde okutulması gereken bir örnek olaydır. Türkiye bunun öncülüğünü yapmaz. Evet. Hatır mı? Tabii ve yani, uygulamayı da ülkenin kendi sınırları dışına yapmıyorsun. O tabii, tarihte kendi sınırları içinde tabii, yapıyorsun. Tabii. Efendim bakın ilk tehcir kararının bir kısmı mesela batıya da göndermek var. Evet. Fakat güvenlik gerekçesiyle o kafilelerin güvenliğini sağlayamam diye Suriye'ye savaşın dışına. Evet, bütün bunlar hepsi arşivlerde kayıtlı, hepsi yaşanmış gerçekler. Ve bu tehcir belgelerinin hepsi de Londra'dadır. Bu da bir başka bir gerçek işte. Ama ve bir son bir şey, bakın bu İngiliz Kraliyet Başsavcısının soruşturması sırasında Ermeni soykırım iddialarına referans olan 4 temel kitap vardır. Bir mavi kitap dedi. Mavi kitap. Işte. İki, Talat Paşa'ya atfedilen Andonian adlı bir Ermeni tarafından Osmanlı vatandaşı yazılmış bir işte Talat Paşa mektupları, Andonian belgeleri diye bir şey, yalan olduğu kanıtlandı. Yani Ermeni tarihçiler de katıldılar onun yalan olduğuna. Üç, Amerikan Büyükelçisi Morgenthau'nun anıları. Dört, bu Rahip Lipsius'un Alman kitabı. %99'u bunlara referans eder. Hepsinin yayınlandığı tarih itibariyle İngiliz Kraliyet Başsavcısının önündedir. Hı. Başsavcı hepsini inceler. Yani elindedir. Elinde. Hiçbirinin delil niteliği taşımadığına hükmeder. Ama 100 yıldır onlara referans yapılarak bu başsavcıdan da söz eden olmaz hiç. Evet. Değil mi? Evet. Peki. O şeyde konu çok uzadı tabii ama yani en önemli konulardan biri hakikaten başka başlıklarınız olduğunu biliyorum. Bu mavi kitapla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 2012 yılı yanılmıyorsam bir mektup yazıyor İngiliz parlamentosuna. Diyorlar ki bu bir savaş propagandası kitabıdır. Nasıl Almanlar için bir propaganda kitabı yaptınız da ondan sonra kendiniz de kabul ettiniz ki o propaganda kitabıdır, değerli değildir dediniz. Bunun için de talep ediyoruz. Zehir zemberek bir mektup gönderiyor İngiliz parlamentosundan bir heyet. Ortak komiteler kuralım sizinle, burada ne yanlışmış ne doğruymuş ve benzeri diye reddediyor. Asla kabul edemeyeceğini falan söylüyor. Oysa kanıtlar gerçekten çok açık. Bunun sahipleri var belli ki bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Takip ediliyor ve kesiliyor. Ve kesiliyor. Kurulan var mı böyle bir şey? Bir komisyon kurulmuştu mecliste. O komisyon lağvedildi. O işte cevap verilmedi mi onlara? Hayır. Bu mektup geldikten sonra gelin sizle ortak bir komisyon verelim gibi bir şey. Bizim karşı cevabımız yok. Allah Allah. Bunu, bu hikayeyi de o mavi kitabı onlar zaten tercüme ettiriyorlar. Ve ön sözünde de bu hikayeyi İngiliz parlamenter anlatıyor. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu diyor. Bir de mavi kitabın ikinci suçu olarak onu da koyuyor. O doğruya ekleniyor. Burada bir işte fikri ya da davayı takip sorunu var. Oysa bakın bugüne kadar bu pek kibarca İngiliz, oldu. İngiliz. Ya. Efendim, bu pek kibarca oldu. Kolay.
Yani ben birey olarak da o komisyon faalken aktarmıştım. İngiliz hükümeti bu kadar batılı ülke, işte Almanya durumdan vazife çıkarıp tanıyoruz diye. İnatla, ısrarla, bütün baskılara karşın tanımayan bir ülke var. İngiltere. 1999-2001 yıllarında ben Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde görev yaparken niye tanımıyor, reddediyor? Çünkü diyor ki belgeleri inceledik. Soykırım tanımına uymadığına karar verdik. Bu İngiliz hükümetinin tutumudur, değişmeyecektir. İngiliz parlamenter arkadaşlara sordum. Ne belgesi inceliyorsunuz? Bize de verin de biz de bir kullanalım. İki ay sonra bana internet üstünden bir işçi partili bir milletvekili dedik. Malta Tribunal. Malta'ya. Kraliyet Başsavcısının hükmü evet, var. Evet. Tabii. Yani o hükümle hükmü gönderin, İngiltere ne yapacak? Yani şimdi eğer bu iftirayı ülke ülke gezip parlamentolardan karar çıkartarak sabitlemeye çalışan bir kuvvet varsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bununla başa çıkmak için bir komisyon olması gerekmez mi? Mecliste yok bununla uğraşan, bunu takip eden bir komisyon. Ben sorayım bunu size. Çok gerekir. Gerekmez ve mi? Bunun neden kurulmadığının da sorgulanması gerekir. Evet. Cemil Bey kurdu. Ondan sonra yok edildi. Evet. Güzel. Sayın Cemil Çiçek bu davaya sahip çıktı. Ben de tanık oldum buna. Evet. Ama yani bu önemli olan devlet ciddiyetiyle. Parlamento bir devlet ciddiyeti artık. Şimdi yani devletimizin de kendini gösterecek işte 28 Mayıs'ta bir komite, Berlin Komitesi, orada artık Almanya'yı hukuka saygılı olmaya çağırıyoruz efendim. Bu Türkiye'nin meselesidir. Artık savunmada falan değiliz. Haklılığımız tescil edilmiştir. Bütün bunlara rağmen o Batı hukuku var ya, o Batı'daki dostlarımız kendi hukuklarını çiğniyorlarsa bize de hukuka saygılı olun, hukuka saygı duyun ve uyun demek bize düşüyor şimdi. Alman parlamentosu önünde bütün Türk milleti adına 28 Mayıs'ta haykıracağız. Almanya ahim kararlarına saygı duy diyeceğiz. Duymak zorundasın diyeceğiz. Hep siz mi bize söyleyeceksiniz? İşte şimdi biz size söylüyoruz. Hukuka saygılı olun. Alman parlamentosunun üyeleri. Sayın Yılsever, bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa efendim, konu başlığımızı değiştirelim mi? Son cümlem şöyle olacak. Başka bir konuya geçerken mehbar ararım. Ben bizi izleyen yurttaşlarımızdan 28 Mayıs'ta Berlin'deki mitinge katılmak isteyen yurttaşlarımızı bir defa katılmaya çağırıyoruz. Tabii elbette, fakat bu yurttaşlarımızı yine bir uçak yoluyla 28 Mayıs'ta Berlin'de olmak üzere organize edilmiş olan bu uçuşa katılmaya çağırıyorum. Bunun için de İstanbul Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'ne 0212 251 9910 numaralı telefona başvurmaları yeterli olacaktır. Tekrar edeyim isterseniz, 0212 251 9910 Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi'ne başvurarak bu seyahatimize katılmaları mümkün olacaktır. Ayrıca tabii gelemeyecek olanların da her türlü miting için gerekli desteği yapmalarını bekleriz. Bu çağrıyı yaparız. Evet, yurt dışındaki desteği, yurttaşlarımıza tabii da tabii Berlin'de olmaya çağırıyoruz 28 Mayıs'ta. Hep birlikte olacağız o gün. Tabii. Evet. Sanıyorum Almanya'da da çok büyük bir katılım olacaktır. Evet. Sayın İlsever, bu konuyu böyle tamamladık. Sözü size vermişken şu dokunulmazlıklar konusunda görüşlerinizi almak isterim doğrusu. Ne oldu şimdi? Kim kime ne kadar dokundu? Nasıl, kime dokunuluyor? Neydi bu efendim? Bize bir anlatır mısınız? Ne şimdi, olacak şimdi? Evet efendim, şimdi zaten bu çok geç kalmış bir olay. Ama şöyle söyleyeyim, ben sonuç itibariyle 700 küsur fezleke dosyası deniyor ve bunların 400 küsuru, büyük bir kısmının bölücünün propagandası, terörün propagandası amacıyla bir suçlama olduğu ifade ediliyor. Bilgiler bu yönde. Dolayısıyla bu dokunulmazlık girişimi
meclise girmiş olan PKK terörünün, terör örgütünün uzantısı HDP'nin meclisten uzaklaştırılması ve dokunulmazlıklarının burada suça batmış, terörü resmen sözcülüğünü yapmış, mecliste bunu savunmuş ya da ne bileyim milletvekili döneminde bunu açıkça savunmuş milletvekillerinin, HDP milletvekillerinin elbette dokunulmazlıklarının kaldırılması ve cezalandırılması yönünde atılmış bir adım olarak görüyorum. Bu bakımdan olumlu buluyorum, destekliyorum. Bu girişimi geç kalınmıştır diyorum. Çünkü Mehpare Hanım zaten şöyle bir şey, ya HDP gibi bir partinin, yani PKK uzantısı, PKK'nın sözcüsü bir partinin mecliste işi ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ne işi var PKK'nın mecliste? Öyle söyleyelim, bırakalım HDP'yi ya. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Biji Serok Apı diye meclis koridorlarında yürüyen, yok bilmem PKK teröristlerinin cenazesini kaldıran, yok bilmem omuzlarda taşıyan, bilmem ne yapan insanlardan bahsediyoruz. Bu şey değil ki ya, bu herhangi bir örgüt değil ki. Terör örgütünün meclise girmiş uzantısı, meclisteki uzantısı. Ha tabii, şimdi buradan bir sürü insan biliyorum, eminim ya işte serbest seçim değil mi, seçimle girmediler mi, şudur budur. Ya hepimiz biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri ve onların uzantısındaki holding medyasının buradaki muazzam gücüyle tabii CHP falan da eline gelen her şeyi yaptı meclise girmeleri için ve resmen meclise sokuldular bunlar ya. İşin gerçeği yani, bu. Muhalefetin de çok büyük payı var. Tabii elbette ki. Tabii yani biz şimdi düşünebiliyor musunuz Mehpare Hanım? Biz her gün 3-5 şehit veriyoruz orada ve PKK terörünü hendeklere gömüyoruz. Biz orada Amerikan emperyalizmiyle savaşıyoruz. Amerikan emperyalizminin piyonum dediği, şeyim dediği, askerim dediği, bilmem kara gücüm dediği kuvvetlerle, piyonuyla, Amerika'nın piyonlarıyla biz orada savaşıyoruz. Amerikan emperyalizmiyle savaşıyoruz. Her gün şehitler veriyoruz orada. Bir de bakıyorsunuz orada dövüştüğümüz, şehitler verdiğimiz uğruna vatanımızı savunduğumuz düşmanın uzantısı mecliste. Haydi bakalım burada Güneydoğu'da efendim terör uygulanıyor, millete baskı yapılıyor. Yok devlet şiddeti, devlet terörü falan edebiyatıyla resmen PKK terörünü savunuyor. PKK terörünün savunucusu, borazancısı bir parti ve onun terörün milletvekillerinden bahsediyoruz. Terörün dokunulmazlığını savunacak halimiz yok herhalde. Tabii hayır, kalkacak tabii canım. Yani geç bile kalınmış, onu söylüyorum ben. Yani PKK terörünü resmen bölücülüğü savunan bir milletvekili olamaz. Ne işi var ya? Düşünebiliyor musunuz? Şeyh Said'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var mıydı bir tane savunucusu? Şeyh Said isyanlaşı, bundan ataları, yani bugünkü şu terör örgütünün babaları, ataları 1925'te isyan ettiğinde bir tane siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onların savunucusunu duydunuz mu? Onlara izin var mıydı Atatürk'ün meclisinde? Tanımıyorum ya, vallahi inanın bu meclisin, Atatürk'ün meclisi, yani benzetmek bile mümkün değil. Yani asla mümkün değil. O hale gelmiş durumdayız. Düşünebiliyor musunuz? Elbette geç kalınmış da olsa dokunulmazlıklar kaldırılacaktır, kalkacaktır ve hak ettikleri cezayı bulacaklardır. Türk yargısı hukuku bakımından kesinlikle böyledir ve evet, bu vatan savaşımızda bizim 24 Temmuz'la beraber başlatmış olduğumuz, girişmiş olduğumuz büyük vatan savaşında kazanılmış önemli bir mevzidir. Evet, bunu o günden beri söylüyoruz, ısrarla söylüyoruz. Böyle vatan savaşı olmaz. Arkadan, biz orada savaşırken Ankara'dan, meclisten arkadan vurulacak Mehmetçik. Bir düşünün bakalım ya, bugün bana soruyorsunuz Mehpare Hanım, ne diyorsunuz dokunulmazlık? Bir o Şırnak'taki askere, Mehmetçi'ye soralım. Silopi'deki savaşan Mehmetçi'ye soralım. Ne diyorsunuz ya, bunlar mecliste ne arıyorlar bunlar? Bir sorun bakalım, soralım bakalım bunlara. Ve eminim ben Türk halkının büyük bir kısmı, halkımızın büyük bir kısmı evet bunların kaldırılmasını, dokunulmazlıklarını kaldırılmasını istemiştir. Bunu beklemiştir. Geç bile kalınsa şimdi şey yapılmasını istemiştir, desteklemiştir. Onun için zaten görüyoruz CHP, PKK'nın adeta meclisteki müttefiki diyelim. Evet, PKK'nın ikinci adeta sözcüsü gibi davranan son aylarda CHP bile, düşünebiliyor musunuz? Birinci tur bilmem kaç oy falan, hepsi HDP ile aman dokunulmazlıklar kalkmasın, aman dokunulmasın PKK unsurlarına mecliste derken, son oylamada hiç olmazsa 20 kişiyle beraber bu tarafa geçtiler. 20 kişisi diyelim, daha doğrusu bu dokunulmazlıkların kaldırılması tarafına geçtiler ve dokunulmazlıklar referanduma falan gitmeden kalktı. Ben size söyleyeyim, işte anketler yayınlanıyor. CHP'nin tabanında %90 ya, dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyen oran %90. Türkiye çapında da evet %70'lerde, %80'lerde bu, onu biliyoruz. Halkımız bu kadar bu konuda duyarlı, evlatları ölüyor, şehit oluyor orada.
can veriyoruz. Vatanımızı savunuyoruz burada. Birliğimizi, bütünlüğümüzü savunuyoruz. Orada adam içeride ağzına geleni söylüyor. Yok efendim bir gün özellik, bir gün Kandil'e selamlar. Yok bijisel ok bilmem neler falan. Olacak şey mi bu ya? İnanılacak gibi değil ya. Mehbar Hanım, bu meclis Atatürk'ün meclisi olacaktır. Milli meclis olacaktır. Biz vatan savaşı veriyoruz. Biz devrime gidiyoruz. Biz yeniden Kemalist devrimi Türkiye'de, öyle söyleyeyim, ayağa kaldırıyoruz bütün yönleriyle, bağımsızlığıyla, özgürlüğüyle, laikliğiyle vesaire. Biz derken milletimizi kastediyorum. Böyle bir döneme girdik. Bu meclis şeyleriyle, tökezlemeleriyle, ikircikli tavırlarla, şunlarla bunlarla olmaz. Yok başkanlık mıydı, yok bilmem şu muydu, bu muydu, olmaz. Bu, evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak burası. O kadar, bitti. Atatürk'ün meclisi olacak. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak. Orada dağ başındaki eşkıyanın, arkasındaki Amerikan emperyalizminin, Türkiye'deki uzantısı holdinglerin bilmem vesaire değil. İşbirlikçilerin falan değil. Evet, milletimizin olacak egemenlik. Öyle bir meclis olacak. Oraya doğru gideceğiz. Ben dokunulmazlıkları bu yönde tabii ki gelişmemizin bir parçası olarak görüyorum. Kaldırılmasın. Peki. Tekrar teşekkür ediyorum. Yine ben döneceğim size. Evet Sayın Mirgül Ayman Güler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanının %90'ı dokunulmazlıkların kaldırılmasından yanaymış. Araştırma şirketlerinin sonuçları böyle. Ne diyorsunuz? Vallahi bu doğru, bu kadar doğru bir amaç için bu kadar yanlış yol izlenemezdi diyorum. Sizin de cümleniz çok güzeldi gerçekten. Amaç doğru, amaç evet. Doğru ama her adımı yanlış olur mu arkadaşım yani bu yöntem olarak? Fazla mı sulandırıldı? Bir nokta şu, fazla sulandırıldı. Hemen onu söyleyebiliriz diyeyim. Temmuz 2014'te bir kanun çıktı. 6551. Çözüm süreci kanunu. AKP getirdi. HDP zaten destekliyorum dedi. CHP de evet dedi, destekledi. Bir tek MHP hayır dedi. Çözüm süreci kanununu dokunulmazlık getiriyordu. Hem de öyle seçilmişlere değil. Devlet memurlarına. Evet. Devlet memuru olmayıp çözüm süreci için o kurullarda müzakereye katılan bayağı sivil insanlara da ömür boyu orada yaptıkları işlerden ötürü kimseler görüşme yapanlara, idari, hukuki, cezai sorumluluk yükleyemezler. Görüşme yapanlara, arabuluculuk yapan, artık kime ne gelirse. Yani dokunulmazlık kazandırıldı. Ömür boyu idari, hukuki, cezai. Mutlak dokunulmazlık. Belli bir süreyle de sınırlı değil. Denetim de yok. Çok. Böyle bir şey. Şimdi bir bu. Ortada 6551 sayılı çözüm kanununda herkeslere, bu işi yapanlara dokunulmazlık getirilmiş bir kanun. Altında HDP, AKP, CHP imzası var. Bunu koyun bir tarafa. Gelin bu tarihe, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız. Kim dedi bunu? AKP dedi. CHP tamam kaldıralım diye bir ara da buna eklendi falan. Şimdi orada 6551 durup dururken terör suçu nedeniyle milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıralım diyen bir AKP'ye büyük bir soru işareti atıyorum. Samimiyeti sordular. Yani bir acayiplik var. O çözüm süreci kanunu kaldırsınlar. Tamam, bunun hükmü kalmamıştır desinler. Ona hiç dokunulmuyor değil mi? Hayır. Şimdi? O olduğu gibi devam duruyor. Ediyor. Geçmişe dönük ve geleceğe dönük. Bu nasıl bu, bir bu şey? Bu acayip bir şeydir. İkinci nokta şu. Terör suçu gibi bir suça. Üstelik canlı bombonun evine taziyeye gitmek en bariz örnek. Ya da arabasında silah taşımak. Arabasında silah taşımak. Buna benzer çok açık suçlar. Anayasa imkan veriyor. Bu kişilerin milletvekilliğini, dosyasını meclise getirerek kaldırabiliyorsun. Hem öyle 376'lar, 330'lar gerek falan değil. Yok değil. Bayağı bir sıradan kanun gibi görüşüyor meclis ve bu yeterlik var. Yani AKP kendi milletvekilleri kimselerden bir şey istemeden bunu yapabilir. Düşünün. Peki niye bu anayasa değişiklikleri geldi, bir şeyler geldi? CHP kalktı anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi falan. Neden böyle oldu? Bunların çözülmesi lazım. Şimdi birinci aşamada AKP bunu yapabilecekken CHP de AKP'yi sen bunu yapabilirsin, bunu yap, ben de seni desteklerim diyecekken her ikisi de bunu yapmadı. Anayasa değişikliğine bir odaklandı AKP. Bu noktada CHP yönetimi şunu yaptı. Anlaşılan HDP'lileri koruyabilmek için işi yaydı. Hani sulandırdı dediniz ya. Madem öyle dokunulmazlık denen şeyi kaldıralım gibi. Tuhaf bir şey. Tümüyle
Bürokrasi de vardır bu. Bir işi yaptırmamak istiyorsan eğer yayarsın öyle. Ve zaman içinde de unutturursun. Buna döndü. Şu hesaplandı besbelli ki AKP bunu yapmaz zaten, göze alamaz. O çok sığ ve çocukça diye gözlemledim doğrusu. Yalnız hocam hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de AKP'nin seçim bildirgesinde o öneri var. Hangisi? Dokunulmazlıkların sadece kürsü masumiyetiyle sınırılması ve dünya örnekleri de o doğrultuda. Şimdi CHP'nin yalnızca bu seçim bildirgesi önergeleri de öyledir. Bu seçim bildirgesinde değil yani, yıllar ve yıllar da var zaten. Evet. Ama bu mesele o mesele değil. Yani siz eğer terör suçlusu milletvekilinin yargılanmasını hedefliyorsanız, evet, bu meseleyle bunun alakası yok. Evet. Ne yaptılar? Bu terör suçlusu milletvekilini dokunulmazlığını kaldırmak, yani yapılması gereken işi oydu. Yapmak varken dokunulmazlık meselesine bunu bulayıp bu kadar bence yayarak burada bir kurtarma operasyonu yapmaya kalkıştılar. Ne oldu sonuç? AKP buna yanaşmaz diye hesapladı besbelli ana muhalefet partisi, o da yanaşıverdi. Sonuçta anayasa değişikliğiyle iş yürürken muhalefet partisi dedi ki bu anayasaya aykırı. Ama evet, evet diyeceğim. Bu Turgut Özal'ın bir zamanlar anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz demesi gibi bir fecaatti. Aynen. Evet diyeceğim dedi. Sonra süreç ilerledi. Evet demedi. Fakat referanduma giderse bu besbelli ki bunun çok zararı olacak Türkiye'ye. Onu yapmamak için 20 milletvekiline evet dedirtti. Sonuçta sürece baktığınız zaman bir doğru amaç var. Bu amacı çeşitli siyasi kısa vadeli çıkarlara kurban eden sığ bir siyaset bence Türkiye'ye çok zarar verdi. Yasama organına çok zarar verdi. Milletvekili dokunulmazlığı öyle basit bir konu değil. Hele bizim gibi çatışmanın, partiler arasındaki rekabetin bu kadar sert olduğu bir ülkede, iktidarların bu kadar pervasız davrandığı bir ülkede. Aslında olması gerekli bir şey. Gayet tabii. Gayet tabii. Adım atamazsınız. Tabii. Bu öyle haddini aşmış bir yapı var ki ortada. Dolayısıyla bir 6551 burada durup dururken. O çok ilginç yani. O çok ilginç bir şey. Milletvekillerinin dokunulmazlığını böyle haddini aşmış şekilde kaldırma macerası çok rahatsız edicidir. İkincisi de milletvekillerinin ve yasama organının selamet içinde iş görmesini sağlayacak olan dokunulmazlık kurumunun bu kadar iyiliş edilmiş olması, evet, Türkiye'nin yararına değildir. Olmayacak. Maalesef. Bunun ileride görür müyüz zararlarını? Göreceğiz, göreceğiz. Ne yazık ki göreceğiz. Efendim, Sayın Güler'in ilk cümlesine yürekten katılıyorum. Gerçekten. Son derece doğru bir amaç. Amacı varsa bu kadar doğru. Terör örgütüne silah taşıyan, efendim sabah akşam terör örgütünün propagandasını yapan eylemleriyle birlikte bunu pervasızca bir canlı bombanın, teröristin taziye evinde şova dönüştüren kişinin mecliste milletvekili olma konumu gündemden düşer. Sayın Gülkan, bir şey soracağım. Şu çizdiğiniz şu manzara bir Avrupa ülkesinde olsa. Şimdi tam onu söyleyeceğim. Öyle mi? Ona izin bu eylemlerin evrensel hukukta da yeri yoktur. Hiçbir tolerans gösterilmez. Örnekleri İspanya'da yaşanmıştır, İngiltere'de yaşanmıştır. Böyle bir şey yok. Zaten dokunulmazlığın sınırı, çerçevesi genellikle Avrupa ülkelerinde kürsü masumiyetiyle sınırlı olduğu için anında yargılanırlar. Yani bu süreç anında işler yargılanmışlardır. Ancak bu, ne yapılması lazımdı bu eylemler ortaya çıktığı zaman? İşte anayasanın 83 ve 85. maddesindeki iş tüzüğün 131, 132, 133, 134. maddesindeki usul çerçevesinde dokunulmazlıkla ilgili yolunu göstermiş. Meclise gelmesi, oylanıp gereğinin yapılması. O kadar basitti yani. Tabii. Evet. Bu yapılmadı. Yapılmamasının bir önemli nedeni 551'in sayılı yasa. Çözüm sürecinde yaratılan işte bürokrasiye falan herkese eylemleriyle
bunun yapılmaması bu 6551'e mi dokunuyordu? Bakın nedir? Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bazı şu an milletvekili olmayan ama bu konuda milletvekiliyken hakkında fezleke düzenlenmiş, şimdi milletvekilliği düşmüş HDP'liler var. Haklarında bir dava var mı? Yok. Yok. Neden? O ondan dolayı. Onunla bağlı. Şimdi mesela Sırrı Süreyya Önder falan izliyorsunuz. Evet. Tehdit ediyor. Kandil'e gittiğimizde kim kimden muhatap olmak istedi? Kim? Başkan, grup başkan vekili HDP'li diyor ki efendim Karayılan'ı, Bay'ı kim ağırlamak istiyordu açıklayacağım falan. İşte o çözüm süreci içinde HDP'liler de bir anlamda görevliydi. İmralı ile Kandil arasında posta güvercini olarak kullanıldılar. Evet. Şimdi tek tek normal koşullarda bu suçları işleyen milletvekilleri HDP ağırlıklı olabilir. 3-5, 10-15, 30-40 her neyse. Gereği yerine getirilmedi. Ne yapıldı? Anayasa değişmedi hocam. Yanılıyorsam düzeltin. Anayasaya geçici bir madde geçici eklendi. Madde. Evet, doğru söylüyorsunuz. Geçici bir madde eklendi. Bu geçici maddeyle dendi ki anayasanın... Bir kereye mahsus olmak üzere. Bir kereye mahsus olmak üzere. Evet. Bu bir kere anayasaya gerçekten aykırıdır. Türkiye'nin terörle mücadelesine, teröre, milletvekilliği dokunulmazlığı şemsiyesi altında destek verilmesine engel olmaz. Tam aksine Türkiye'nin benim endişem, umarım bu endişem de haksız çıkar, gönülden dileyim ama endişem Türkiye'nin terörle mücadelesine de zafiyet yaratacağıdır. Neden? Şimdi bakın bir çifte standart var. Nedir bu çifte standart? Varsayalım ki meclisteki alınan karar pazartesi günü 23 Mayıs 2016 günü itibariyle resmi gazetede yayınlandı, yürürlüğe girdi. Şimdi belli bahsettiğimiz suçlarla ilgili dokunulmazlık yok. Aynı eylemi, aynı milletvekili 24 Mayıs'ta yaparsa ne olacak? Kapsam dışı. Kapsam dışı. Dokunulmazlık için usulü götürmen lazım. Bir de bir kereye mahsus demişsiniz. Evet, bak, böyle bir saçma sapmış. İki, normal tek tek suçlu olan milletvekili hakkında anayasada iç tüzükte gönderilen usullerle bir işlemi yapmak varken hukuku zorlayarak hocamın belirttiği gibi dolambaçlı karmaşık yollardan bir toptancı anlayışla ortaya çıktığınız zaman işte bu kendi içindeki çifte standart nedeniyle hukuken bir anayasaya aykırılık konumunu yarattınız. Şimdi anayasanın bu geçici maddeyle ortadan kalkmayan bir 85. maddesi var. 85. madde diyor ki dokunulmazlığı kalkan milletvekili. Evet. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra 7 gün içinde buna evet. anayasaya ve iç tüzüğe aykırılık nedeniyle anayasa mahkemesine dava açar. Evet. Şimdi şu an dokunulmazlığı kalkmış 349 milletvekili. Açacak mı? Bir kısmı açacaktır. Herhalde açar. Aptal değiller. Anayasa mahkemesine hak ihlali kararı verse. Anayasa Mahkemesi ne yapacak? İç tüzükte efendim komisyon kurulacaktı, onlar olmadı falan. Hepsini Anayasa Mahkemesi geçse şuna ne diyecek? Bu anayasa ve iç tüzük hükümlerine göre dokunulmazlığın kalkması söz konusu olan milletvekiline savunma hakkı vermişler mecliste. Savunma hakkını alıyorsunuz. Hı hı. Savunma hakkım alındı dedi. Anayasa Mahkemesi ne yapacak şimdi? Anayasa Mahkemesi bir şey yapmadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapacak? 6. maddesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılamayı öngörüyor. 13. maddesi son derece ilginç. Yani başına Türkiye'nin açılacak bir bela. Bu sözleşmede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler tarafından bu sıfatlarına dayanarak yapılmış da olsa ulusal bir makama etkili bir başvuru yapabilme hakkına sahiptir. Bu hak elinden alındı mı? Evet. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim suçtur dediğimiz normal yollardan işlemi yapılsaydı, dokunulmazlığı kalksaydı evet. Ceza büyük olasılıkla alacağı milletvekili düşürülecek kişiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruma zırhını
dolambaçlı yoldan sağlamış olmadı. Sağlam, evet. Yani bu korkunç bir olay. Evet. İnanılır bir olay değil. Sayın Gürkan, çok önemli bir yere geldik ama yine bir aramız var. Hemen kaldığımız yerden devam ederiz. Bir 10 dakikalık ara efendim. Sevgili izleyicilerimiz, Ulusal Özel'e Ankara'dan, Ulusal Kanal'ın Ankara stüdyolarından devam ediyoruz. Dokunulmazlıkları tartışıyorduk. Sayın Uluç Gürkan'ın özür dileyerek sözünü kesmek durumunda kalmıştım. Evet, bu kadar kolay, basit bir işi, bu kadar çapraşık hale çapraşık. Getirdik dediniz. Şimdi tutuklayabilirsiniz. Evet. Yani yargılayabilirsiniz, tutuklayabilirsiniz. Ama eylemlere hiç hak etmediği biçimde bir uluslararası meşruiyet zemini yarattınız. HDP de, PKK da bakın, bu nedenle olayı bir fırsata dönüştürme eğiliminde olduklarını ortaya koyuyorlar. HDP genel başkanı, eş başkanı Selahattin Demirtaş ne dedi? İfade vermeye gitmeyeceğiz. Peki nasıl götüreceksiniz? Herhalde bir işte zorla götürme falan gibi yargıda yollar var. Şimdi o zorla götürme yöntemlerini HDP, PKK hem kendi tabanına hem uluslararası kamuoyuna kaldı ki bu deneyimi yaşadı bu ülke. Maalesef. Dünyaya böyle bir görüntü vermeye hazırlanıyor. Ötesinde 3-5, yani dilerim bu endişelerim doğru çıkmasın. Evet. Ama 3-5 milletvekili HDP ile ilgili bir başlangıç yapıldı. Diğerleri Avrupa'ya, Suriye'ye, herhangi bir yere gittiler. Bizim kendimizi ifade etme imkanımız elimizden alınıyor. Savunma hakkımız bile anayasada yazılı olan. Çünkü fezlekeler düzenlendiği sırada dokunulmazlık işlemi bu geçici maddeye göre değildi. Bu geriye dönük. Geriye dönük. Şey. O haklarımız elimizden alındı. Meşru yoldan seçildik. Edebiyatını yapacaklar. Ama atılıyoruz dışarı. Bu edebiyatla daha önce de izlenimi vermişlerdi. İkinci bir parlamento. Yani sürgündeki bölge parlamentosu gibi bir iş yapsınlar. Yani böyle riskler, normal yollar varken, uluslararası meşruiyeti bu yolların varken. Yani Bilgin Hoca'nın söylediği gibi bu kadar doğru için? Bir amaçla tabii, yola çıkıp. Olmamalıydı. Evet. Bu arada sözlerimi tamamlarken umarım amacını aşan bir ifadeydi. Yani CHP bu süreci iyi yönetmedi. Hatta yönetemedi. Rüzgara göre oraya buraya savruldu. Ama bu vesileyle bu ülkenin kurucu partisi olan, kurucu genel başkanı sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk olan CHP'yi PKK'nın ikinci partisi olarak nitelemek son derece yersiz ve haksız bir AKP ağzıdır. Umarım amacı aşılarak söylenmiştir bu. Bunu da bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olarak ifade etmek isterim. Ama bu cesareti nereden buldu ki Bese Hozat bir işbirliği önerdi? Önerebilir. AKP ile işbirliği yapıyordu. Değil mi? Çözüm sürecine kadar. O öneriye cevap verildi mi? Verilmedi. CHP verdi mi? Vermedi işte. Vermediyse bir onunki boş bir laftır. Onun lafı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi hakkında PKK'nın ikinci partisidir demek gerçekten Cumhuriyet'in kurucu ve ilk sonsuza kadar genel başkan Atatürk olan bir partiye çok yersiz ve haksız bir AKP yaklaşımı yansıtmak olur. Bunu da peki, ben zaten. Sayın Başkan'dan bir miktar farklı düşündüğümü izninizle söylemek istiyorum. Çünkü CHP'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'sine hiç kimse böyle bir şey diyemez, yakıştıramaz. Ancak CHP'nin mevcut yönetimi ne yazık ki bu yakıştırmalara yol açacak şeyler yapıyor. Onları eleştirebilirsiniz ama CHP PKK'nın ikinci partisidir diyemezsiniz. Bu hassasiyetinizi paylaşırım. Ancak Kobani meselesini hatırlayın. CHP'nin içerisinde yönetimde bulunan, yönetimdekilerin tümü de değil, bir küçük grupçuk. Ne yazık ki partiye bu tarz
yaftalar yapıştırılmasına sebep olan yanlışlara yol açtılar. Ben de açtılar. O eleştirim biliyorsunuz içindeyim. İşte tabii tamam, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi CHP'ye bir mesaj vermemiz lazım. Dememiz gerekir ki kurucu ilkelerinde gövden itibariyle bunu hak etmiyorsun. Bunu yapan yöneticiye gözünü kapatma, kulağını tıkama, bunun hesabını sor. Zaten o mücadele veriliyor hocam, biliyorsunuz. Yeni değil, yeniden CHP. Yeni hareket. CHP denilen yol maalesef yeni değil, bu tarz. İşte yeni değil, yeniden oluyor. CHP. Evet. Başkalaşma, kendin ol, bu çağrılar hep yapılıyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle, oy verenleriyle PKK'nın ikinci partisi olarak nitelemek... Sayın bunu Başkanım, işte bu biraz zor bir hale döndü. CHP'nin kurumsal kimliğine gözümüz gibi hepimiz bakarız. CHP'li olmayan da bakar. Evet. Onun Cumhuriyet'le özdeşliği açık. Fakat eğer bu kurumsal kimliğe saygısızlığı yapan yönetim mevkiinde oturmuş kimselerse problem büyüyor. İşte benim ya da bir başka sıradan üyenin diyelim sözü CHP'yle özdeşleştiremeyebilir ama... Evet. Genel başkanlık, genel başkan yardımcılığı, meclis yönetim, grup yani, yöneticisi yönetim. Gibi, evet. İl başkanı gibi kimseler bu tarz açıklamalar yani yapınca... Çok çelişkili. Sayın Hocam, Ermeni soykırım iddialarını tartışırken ne dedik? Kişi tarafından işlenen bir suç Türkiye'ye ulusuyla, ülkesiyle yönetilirse bu bir çifre standarttır, nefret suçtur. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde bazı kişileri eleştirirken Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini önümüze alırsak bunu da başka türlü nitelemenin imkanı yok. Ama uygulamayı yoktur. Yapanlar yönetim tamam ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakın kurumsal kimliği diyor. O yüzden onu zaten eleştirir. O yönetim ve yöneticilerin suçu çok büyük. Evet. Bu tarz bir karalamaya sebep oldukları için suçları çok büyük. Bu çelişkili yani, davranışlar. Kişi bazında bir eleştiri olsaydı doğrudur, haklıdır bunu tartışabilirdim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği, Cumhuriyet Halk Partisi gibi Türkiye'nin kurucu partisini genel başkanı hala tüzüğünde Mustafa Kemal Atatürk yazan bir partiyi PKK'nın ikinci partisi olarak nitelemeyi hiçbir surette kabul edemez. Bu yüzden suçları çok büyük işte. Onların suçları ayrı. Partiye işte eğer... Kişiye ait bir suçu genellerseniz ama o kişi, bu nefret suçuna dönüşür. O kişi mevcut politikalarının sorumlusu ve temsilcisi. Uygulayıcısı. Yani Türkiye'de laiklik sorunu yoktur diyen bir genel başkan... İki gün önce grubuyla birlikte Türkiye layıktır, layık kalacak diye meclisi terk ediyor. Yani bu ne yaman bir çelişkidir? Bu nasıl birdenbire i̇şte, değişir? Değişmedi. Yani bunu görmek, bunu eleştirmek ayrı bir şeydir. O yapılıyor ama zaten. Ama CHP'yi bütün olarak, PKK'nın ikinci partisi... Ona kimsenin gücü yetmez. Ama bu yönetimin neden olduğu kara çalmaları artık görmek ve haline bakmak gerekiyor. Evet. Peki. O ayrı bir mücadele. Evet. Peki. Şimdi tekrar bir İstanbul'a dönelim mi? Sayın Yesever, sizi biraz fazla beklettik. Bağışlayın bizi. Evet, dinliyorum ben sizi efendim. Kusurumuza bakmayın, sizi biraz fazla beklettik. Ama burada güzel tartışmalar oluyor. Hoş bir sohbet izliyoruz. Şimdi dokunulmazlıkları da böylece geçelim diyorum. Son saatimize mi girdik bilmiyorum. Arkadaşlarım beni uyaracaktır herhalde. Bu başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı konusuna geçelim mi? Ne dersiniz Sayın İlsever? Siz bilirsiniz efendim. Siz de nasıl isterseniz olabilir. Gündemdeki meseledir çünkü. Buyurun. Sizi dinleyelim bu konuda. Şimdi Mehpar Hanım, oraya geçerken başkanlık sistemi olayını... Şu konuyu biraz açmakta yarar görüyorum. Şimdi Ankara'da stüdyodaki arkadaşlarımızın bu dokunulmazlıklar konuşulurken göstermiş oldukları hukuki bakımdan, hukuki açıdan duyarlılıklarına katılıyorum. Ve onlar gibi düşünüyorum ve destekliyorum. Dolayısıyla tabloyu zaten başkanlık sistemi açısından da cevaplarken aynı tespiti yaparak geliyorum. Dikkat ederseniz her şeyi kafalarını gözünü yara yara yapıyorlar. Kafalarını gözlerini yara yara yapıyorlar. Her şeyi öyle bakın.
Şimdi bakın bir kısa bir hatırlatma yapayım ben. Şimdi 6551 sayılı kanundan, çözüm kanundan şimdi dokunulmazlıkların kaldırılmasına, külliyen kaldırılmasına. Paldır küldür bir Birgül Hanım'ın da çok iyi anlattığı gibi bir geri dönüş diyelim ya da ne bileyim bir savruluş diyelim. Ama bunun bir evveliyatını düşünecek olursak Oslo mutabakatından, Dolmabahçe mutabakatından 24 Temmuz'da birdenbire bir PKK'ya hendeklere güven bir vatan savaşına, PKK'ya karşı savaşa. Nasıl gelindi buraya? Oraya da böyle biliyorsunuz paldır küldür aynı şekilde yuvarlana yuvarlana. Fethullahçı terör örgütüyle beraber işte hepimizi bizleri Ergenekon vesaire içeri atarken tıkarken oradan sonra birdenbire bu FETÖ'ymüş ve ondan sonra onun üzerine yürünme şeyine operasyonda ve şimdi daha yoğun bir şekilde kökünü kazıma adeta noktasına kadar. Düşünün Emevi Camii'nde namaz kılma şeyinden, söyleminden. Şimdi en son İran'la yapılan anlaşma Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü, ulusal birliği vesaire ve Rus uçağının düşürülmesinden vallahi biz onun Rus uçağı olduğunu bilmiyorduk ve Rusya'yla yeniden ilişkileri düzeltme arayışlarına, çabalarına. Bakın hepsi bunların o noktadan buraya dikkat ederseniz paldır küldür yuvarlanışlar, gelişler. En sonda onu da hatırlatayım ben. İşte Mehmet Şimşek vesaire gibi, Ali Babacan gibi yani uluslararası sermayenin adeta buradaki temsilcilerinin önderliğinde yürütülen sıcak para diktasından bir mafya ekonomisinden dün daha dinliyoruz şeyi Sayın Binali Yıldırım şimdi başbakan olacak, o gelecek buraya. Bir yavaş yavaş üretim ekonomisi, kalkınma, işte kalkınmacı başbakan falan diyorlar şimdi. Yine bir paldır küldür bakıyorsunuz bir yere doğru. Ama ters yöne doğru sanki böyle bir yuvarlanma şeyleri. Şimdi mehbarım bunların hepsinin şeyinde esasında temelinde yatan olay şudur. Bir Amerikan emperyalizminin Büyük Ortadoğu projesinin görevlisi olarak ve eş başkanıyım 36 kere ifade ederek bunu oraya oturtulmuş, Ankara'ya oturtulmuş bir iktidardan 12 yıl o şeyi görevleri icra ettikten sonra, yerine getirdikten sonra gerek dünya koşullarının gerekse de Türkiye koşullarının büyük bir altüst oluş ve yeniden temelden aşağıdan yukarıya zorlaması sonucu 24 Temmuz'da özellikle girmiş olduğumuz yeni bir devrimci döneme doğru, bunu nesnel planda anlatıyorum, nesnel zeminde bu değişikliği anlatıyorum. Onun estirmiş olduğu rüzgarla aşağıdan yukarıya, tabii kendi partilerin tabanından, bir de diğer CHP'li bilmem ne falan ve en önemlisi toplumun aşağısından yukarıya doğru esen bu rüzgarla beraber o paldır küldür yuvarlanışa sahne oluyoruz. Yani onun ite kaka o noktadan alıp sizi, bu takımı bilmem buraya doğru sürüklemesine, aynı öyle söyleyeyim, sürüklenmesine tanık oluyoruz. Olayın esası budur. Şimdi dolayısıyla, şimdi bakın bir o nesnel koşullar altında sürüklenen bir partiden ve ekipten bahsediyoruz. Bütün olgular hepsi o sürüklenmenin şeyini ifade ediyor, gösteriyor. Ama bir taraftan da ben şimdi örnek olarak şunu vereyim. Vatan Partisi'ni, kendi partimi vereyim. Ta bu Oslo görüşmelerinden 2009 görüşmelerinden 2010 mutabakatından 11'inden beri bağıra çağıra ya bu terör örgütüdür. Bunlarla yapmayın kardeşim. Müzakere olmaz. Ne pazarlığı bu falan filan. Ve o bütün şeylere rağmen Ergenekon'du, Balyoz'du falan filan operasyonlara rağmen Amerikan emperyalizmine ve onun piyanına karşı kararlılıkla duran, Türkiye'nin bağımsızlığını, özgürlüğünü savunan bir Vatan Partisi gerçeği elbette, bakın burada sürüklenen bir akım yok. Bir sürüklenen bir şeyden, partiden bahsetmiyorum. Daha 10 yıl önce, 15 yıl önce bunları ifade etmiş, bağıra çağıra söylemiş ve onun uygulamasını gerçekleştirmiş. Kafası son derece net, programı son derece net. Bırakın sürüklenmeyi, bunu 10 sene önce görmüş ve bağıra çağıra topluma aykırmış. Özellikle de bu adamlara uyandırmaya, aydınlatmaya çalışmış bir partiden. Şimdi gelelim sizin sorunuza. Şimdi bu anlattığım tablo Mehpar Hanım, mafya sisteminin özellikle 1990'lı yıllardan itibaren sürüklenmiş olduğumuz, içine girmiş olduğumuz mafya, gladio, tarikat sisteminin çöktüğünü ifade eder. Çöktüğün şeyidir bu, ilanıdır bu, benim anlattığım olguların tamamı. Bu bütün geri dönüşler, bütün sürüklenişler ve o paldır küldür yuvarlanışlar hepsi evet o mafya, gladio, tarikat sisteminin çöktüğünü ve Türkiye'nin
yeniden bir Kemalist devrim rotasına doğru ilerlediğini, onun olgularının tezahür ettiğini, ortaya çıktığını gösterir. Şimdi böyle olunca o zaman geliyoruz şu gerçeğe. Peki bu sistem çürüyor, çöküyor. Zaten bakın MHP'nin çöktüğü, çürüdü şuradan belli. AKP'sinden HDP'sine kadar hepsi paramparça, darmadağınık görüyorsunuz. AKP'si kendi içinden işte Abdullah Gül'üyle, Davutoğlu'yla, bilmem nesiyle, Bülent Arınç'ıyla falan filan, öbür tarafta Tayyip Erdoğan'ıyla iki parça. Ama daha da derin, ifade edilmeyen büyük bölünmeleri, krizleri içinde taşıyor. CHP derseniz ondan daha da beter. En son daha dünkü oylamada zaten iki parça. MHP aynı şekilde. Efendim? Anlayamadım MHP aranı. Duyamadım. Bu çöküş, bu parçalanış içinde dahi hala bir başkanlık iddiası. Oraya geliyorum. O konuda ne diyeceksiniz? İşte oraya geliyorum ben de. Yani bakın bu mafya gladio sistemi çökerken bütün çöken sistemler, MHP Hanım, bu kapitalist dünya içinde, kapitalist sistem içinde gerileyen, çöken bütün sistemlerin hepsinin başvuracağı son çare, yaşayabildiğim kadar, yani bunu silahlı gücüyle mi, sopayla mı, baskıyla mı, şunla mı, bunla mı falan yapabildiğim kadar, yaşayabildiğim kadar yaşama çabası. Biraz daha fazla yaşama çabası olarak kendisini gösterir. Bakın Menderes'lerden, biz kendi örneğimize bakalım, bırakalım başka dünya ülkelerini. Menderes'lerden, o Süleyman Demir iktidarlarının son dönemlerinden, Tansu Çiller'lerden hepsinden bakın, alın bunları, hepsi budur. Yani bakın burada şunu söylemek istiyorum. O acaba ben işin esası, özü şu. Ya bu mafya, gladius, tarikat sistemi bildiğimiz ve 1950'den beri parlamenter sistem dediğimiz sistem artık yürümüyor. Çökmüş. Bu sistem iflas etmiş. Onun yerine ben bunu nasıl yaşatabilirim? Daha doğrusu kendim ve benim o gücüm, o ekonomik gücüm daha ne kadar bir süre gidebilir? Nasıl yaşatabilirim? Sorusunun cevabını oralarda buluyorlar. İşte yarı başkanlık sistemi, başkanlık sistemi, Türk tipi bilmem ne, yok partili cumhurbaşkanlığı falan filan. Burada son sözüm şu, şunu söylemek istiyorum. Bunu söylediğimiz zaman yani herkes biliyorsunuz özellikle CHP kaynaklı şey şu, aa işte bakın faşizm, aa işte tek parti diktası, tek adam bilmem nesi. MHP Hanım, bunlar doğru değil. Faşizm vesaire, bütün bunlar hepimiz tarih biliyoruz, tarihten geliyoruz ve yaşadık bu dönemleri. Yaşayanlardan dinledik. Faşizm falan yükselen, gelişmekte olan emperyalist ülkelerin yeniden hakim olmak üzere ve dünyayı ya da çeşitli ülkeleri paylaşmak üzere iddiayla ortaya attıkları bir diktatörlük sistemi. Yani yükselen, gelişen emperyalist kapitalist sistemin bir yöntemi, bir yönetim tarzı bu. Çöken sistemin değil. Çöken sistem şeye sarıldıkça, zorbalığa sarıldıkça göreceksiniz daha hızlı çökecek. Ben biraz daha yaşayayım diye biraz daha şeye sarıldıkça, başkanlıkta şuna buna sarıldıkça, daha fazla bir miktar daha fazla yaşayayım diye göreceksiniz çok daha fazla hızlı çökecek. Yani burada şunu söylemek istiyorum. O sistemin, çöken mafya gladius sisteminin temsilcileri bunlar ve tümü hep birlikte parçalanıyorlar partileriyle ve hep birlikte çöküyorlar. O başkanlık sistemine falan bir çıkış yok, bir kurtuluş yok. Tam tersine son sözüm şu, biz yeniden milli meclisimizi arıyoruz. Yani söylediğim vatan savaşıyla işte bu dokunulmazlıkların kaldırılması ve bir milli meclis arayışını Türkiye, millet olarak, Türkiye olarak yaşıyoruz biz. Bırakın siz başkanlık sistemiyle bilmem neyin ne kadar da yaşarım bu çürük sistemi daha götürürüm şeyini. Bu bir gerçek değil. Türkiye'nin gerçeklerine uymuyor. Türkiye'nin gerçek ihtiyacı burada anlattığımız milli meclis, milli hükümet sistemidir. Türkiye'nin gidişatı budur efendim. Sayın Ferit İlsever, çok teşekkür ediyorum. Biraz da rahatsızdınız ama bizi kırmadınız, bizi programımıza teşekkür katıldınız. Ederim, çok teşekkür ediyorum. Size iyi geceler diliyorum teşekkür Ankara'dan. Ederim. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Evet, kalan süremizi şimdi bu başkanlık, partili cumhurbaşkanlığı konularında sizlerin görüşünü alarak bitirelim. Sayın Hocam ne diyorsunuz? Şimdi AKP yeni anayasa yapmaktan vazgeçti mi? Bence hayır. Ama hani biraz beklemeyi aldık falan diyorlardı. Ona mecbur kaldı. Ama vazgeçmekle beklemeyi almak farklı ayrı. Farklı tabii ki. Neden böyle düşünüyorum? AKP bir çözüm süreci yürüttü.
O çözüm sürecinin belgesi pek çok. Son belgelerden birisi 28 Şubat 2015 Dolmabahçe mutabakat belgesiydi. Öbürlerini koyayım bir tarafa, en meşhur belgeden söz edeyim. Diğerlerinde de var olan ruh orada çok açıktır. Dolmabahçe mutabakatı 10 maddeydi. Evet. Orada diyordu ki demokratik bir ulus tanımı yapılacak. Bölgesel özellik verilecek. Daha da bir takım şeyler. 10. maddesi şuydu. Yukarıda söylediklerimizin anayasaya derc edilmesi. Yeni bir anayasayla. Güvence altına alınması sağlanacak. Şimdi şunu görmeliyiz diyorum. Çözüm süreci denilen ve şimdi bir suç ve ihanet süreci olduğu açığa çıkan süreçle yeni anayasa bir bütündür. Evet. Çözüm süreci eğer... O sonuncu madde çok bağlı zaten. Tabii. Çok... Ya başka belgelerde de var. Çok belgede var bunlar. Demokratik Toplum Kongresi adlı kuruluşlarının Aralık 2014'tü yanılmıyorsam yaptığı toplantıda ortaya çıkardığı 14 maddelik bir belge var. İmralı Notları diye kitap haline geldi. Açın bakın. Çözüm süreci ancak nihai kalıcı barışı yeni anayasayla sağlayabilir deniyor. Deniyor. Bunu göreceğiz. O zaman büyük bir soru var. Çözüm süreci buzdolabına kalktıysa yeni anayasa niye masada? Bunu söyleyeceğiz. Hı. Büyük soru, yeni anayasa hala masada mı? O zaman çözüm süreci nerede? Evet. Bu ikisini birbirinden ayrı kesinlikle düşünmememiz lazım. Evet. Çözüm süreci içerisindeki bütün maddeler bir millet tanımını yeniden yapmak, evet. İki bölgesel özellik adı verilen eyalet sistemine doğru yürümek. Bu ikisi, öbürler işte kadın meselesi, ekoloji meselesi, değişik şeyler tamamlayıcı unsur ama temel unsur değildir onlar. Hepsi gelir yeni bir anayasaya bağlanır. Bütün mutabakat süreci ta Oslo'dan beri, Oslo mutabakat metinlerinde de yeni anayasayı müzakere ettiklerini öğrendik. İnternet üzerinden bilgimiz oldu hepimizin, evet, o evet. Metinleri gördük. Bu bağlantıyı hiç göz önünden uzak tutmamak lazım. Şimdi yeni anayasaya ne oldu diye baktığında çözüm süreci malum. Evet. İşte 24 Temmuz 2014'ten bu yana doğru olan şey yapılıyor. Terörle müzakere değil, mücadele ediliyor. Bu sürenin içerisinde yeni anayasa hep yükseldi. Doğru mu? Hep yükseldi. Yapacağız, edeceğiz. 2016 yılında Anayasa Uzlaşma Komisyonu ikinci kez kuruldu. Buradan yürüyeceğiz yeni anayasaya den. Olmadı. Üçüncü toplantıda o mutabakat masası da dağıldı. O zaman hatırlayın, Davutoğlu başbakan da dedi ki kendi anayasamızı yazıyoruz. Mayıs ayında görüşe sunacağız. Haziranda meclise getireceğiz. Biz anayasamızı yaparız. İlginç bir şey oldu. Erdoğan Cumhurbaşkanı'ndan doğru gelen bir uyarı. Henüz yeni anayasayla başkanlık sistemi arasındaki ilişkiyi halka yeterince anlatamadığımız için daha sakin, daha iyi örülmüş bir çalışma süreci yaşanmalıdır dedi. İkisi arasındaki... İyice sindirmek için. Evet. Milletin bunu sindirmesi lazım. Sindirmesi için. Evet. Şimdi o acele ve şey, böyle bir telaş içindeki süreç bitti. Fakat hepimiz biliyoruz ki AKP'nin yeni anayasası 4 ana unsur içerir. 1- Türksüz anayasa içerir. Neden Türksüz anayasa? Türklüğü sevmiyorlar muhtemelen diyebiliriz. Ama bence daha temel bir şey var. Türksüz anayasa yapmadıkça ümmet toplumu yaratamayacağı için. Yani eğer ulus varsa o durduğu müddetçe sen hakkındaki din esaslı ümmet toplumunu yaratamazsın. Cumhuriyetin kuruluşunu biz nasıl anladık küçücük yaşlarımızda? Biz kul olmaktan çıktık, yurttaş olduk. Toplumumuz ümmet olmaktan çıktı, ulus, millet oldu ve özgürleştik, eşitleştik diye anladık. Bunun tam tersini yapmak istiyor. O yüzden bir Türksüz anayasa istiyor. HDP de çok açık olarak diyor ki demokratik bir millet tanımı yapın. Demokratik ulus tanımı yapın. Yazıyor bunu. Evet. Orada anlaştılar. Ve bunu Leyla Zana açığa vurdu. Mecliste yemin ederken hatırlayın. Büyük Türk Milleti önünde yemin etmekten erindi. Büyük Türkiye Milleti diye bir şeyden söz etti. Yani aslında var olmayan bir ahali yapısından söz etti.
Türksüz anayasa birinci amaç olarak ortada. İkincisi özerk yapı, eyalet yapısı. HDP zaten bunu açık açık söyledi. Söylüyor. Bu ilginç. AKP zinhar biz bunu istiyoruz demiyor. Aksine tek devlet diyor. Üniter devlet diyor. Biz tek buna bayrak dokun- diyor. Ha, biz buna evet. dokunmayacağız. Üniter yapıya dokunmayacağız diyor. Fakat üçüncü bir şey istediği zaman iş karışıyor. Başkanlık diyor. Burada başkanlık istiyorsan federasyon da istiyorsun o zaman. Diyorsunuz. Çünkü başkanlık sistemi, Amerika Birleşik Devletleri modelindeki başkanlık sistemi eyaletsiz, federasyonsuz olmaz. E ama Fransa'da öyle değil. Yarı başkanlık sistemi. Fransa'da başbakan, bakanlar, kurulu bakanlıklar da var. Amerikan sisteminde yok. AKP'nin önerdiği başkanlık sisteminde başbakan yok. Evet. Fransa'da bakan... hocam herhalde Cumhurbaşkanı başbakana istifa et. Yani, yerine başkası geçecek diye. Evet. İkisi birbirinden oldukça yarı evet. tam falan gidiyor ama aradaki farklar çok niteliksel çok, farklar evet. tabii. Federasyonsuz başkanlık istiyorsun o halde. Federasyon olmayacak. Evet, federasyonsuz istiyorum diyor. Ama bütün kitaplar şöyle diyor. Federasyonsuz başkanlık olmaz. Olursa ona başkanlık denmez. Onun adı devlet başkanlığı olur. Hı. Ve biz devlet başkanlığını biliriz. 12 Eylül'de Kenan Evren'in unvanı neydi? Devlet başkanıydı. Ya, evet. Başkan değildi. Cumhurbaşkanı da değildi. Devlet başkanıydı. Evet. Devlet başkanlığı dediğimiz sistem bu tür ara rejim, askeri darbe ne derseniz artık onların hükümet etme yöntemidir. Eyvah eyvah. 82 anayasası kabul edildi, seçimleri yaptık. Cumhurbaşkanı unvanını o zaman kullanmaya başladı Kenan Evren, devlet başkanlığı değil. Şimdi büyük soru şu, başkanlık rejimi mi diyorsun? Eğer onu diyorsan federasyondan söz ediyorsun. Yok etmiyorum diyor. O zaman devlet başkanlığı istiyorsun, sen ikinci Kenan Evren olmak istiyorsun. O zaman saltanat kurmak, diktatörlük kurmak istiyorsun diyenler haklı. Makas bu. Sıkıştı buraya AKP. Sayın hocam sizce ne demek istiyor? Ne istiyor? Bence son kısmını da söylersem eğer, Türk milletini Türksüz anayasayı yaptığında kendiliğinden ümmet toplumu yaratır dedim ya. Hmm. Ümmet toplumu laiklik ilkesinin olmadığı toplum demektir. İstediği dördüncü değişiklik de bu. Bu. Kapının kilidi millet meselesinde. Evet. HDP'nin dediği demokratik millet tanımını yapıp Türk milletini silersen, AKP'nin istediği Türk milleti lafını anayasadan silersen, başkanlığı da açarsın, özerkliği de açarsın, laikliğin ortadan kaldırıldığı bir yapıyı da açarsın. Evet. Şimdi yeni anayasanın bütünü bu. Fakat bunu Türkiye'ye kabul ettirmek çok zor bir iş. Denediler, baktılar, Türksüz anayasaya kendi seçmeni tepki gösteriyor. Laikliğin çok kuvvetli sahipleri var. Evet. Egemenliğimi ben toprak üstünde paylaşmam diyen kendi seçmenleri dahil koca bir gövde var. Başkanlık rejiminde de ne dediği belli olmadığı için kimseyi ikna edemiyor, kapasite sorunu var. Zamana ihtiyacı var. Bu zamanı yeni ittifaklarla, yeni dengelerle değerlendirmeye çalışacak. Zorunda. Başka çaresi yok. Evet. Kimin de CHP'den destek alıyor bu hedeflerde? Kimin de HDP'den destek alıyor? Kimin de dönüyor MHP'den destek alabiliyor? Bir yeniden hesaplama ihtiyacı var. Zamanımızın az kaldığını evet. biliyorum. Ne tahmin ettiğimi söyleyeyim. Yeni anayasaya muhtaçlar. Karşı devrimlerini tamamlayacakları alet bu. Yeni anayasayı yapabilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Yapabilecekler mi? Bundan vazgeçmeyecekler. Peki yapabilecekler mi? Koşullara ve karşılarındaki direnç biz bağlı. Gibi direnç kuvvetine bağlı. Bağlı. Yapıp yapamayacakları. Geldiğimiz nokta itibariyle bir tehlikeyi şurada görüyorum. Bu ne yazık ki CHP yönetiminden gelen bir tehdittir. Kısmen MHP yönetiminden de gelen bir tehdit. Yapamazlar kardeşim. Gibi bir rahatlık. Ya da şöyle bir şey. Gündemi değiştirmek için yeni anayasadan söz ediyorlar. Ortalığı karıştırıyorlar. Ya, bu olacak iş değil. Bunu yapamayacaklar. Böylece toplumu uyarma
böyle bir darbeye hazırlama görevini kendileri yapmadıkları gibi toplumun da kafasını karıştırıyorlar iyice. Evet. Evet. Bunu yapmak için mücadele edenlerin mücadelesine de ket vuruyorlar. Geldiğimiz nokta itibariyle bunu yapabilirler mi? Yok canım, yapamazlar. Bu diyaloğa çok dikkat etmemiz gerektiği kanısındayım. Siz biz dik durmalıyız diyorsunuz. Yapabilir mi yapamaz mı bilemeyiz ama bizim sağlam durmamız lazım. Şöyle diyorum, niyetler bellidir. Hedefler 4 adet diye artık sıralanmış ve bu paket bağlanmıştır. Evet. Bunu yapmaya da muhtaçtırlar devam edebilmek için. O halde yapabilirler yapamazlar konusunu bir tarafa atıp bırakıp. Biz bunun nasıl bir tehdit, nasıl bir tehlike olduğunu anlatmalıyız. Anlatırken kendi tercihlerimizi, kendi görüşümüzü de halkımızla en geniş şekilde paylaşmalıyız. Bu devran böyle gitmeyecek. Milli Anayasa Hareketi bunu yapıyor herhalde. Milli Anayasa Hareketi tümüyle bu amaçla kurulmuş. Evet. O yönde çalışıyor. Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi de evet. Aynı şekilde. Evet. Özünde söylediğimiz şey şudur. Bu bir egemenlik kavgası. Evet. Bu ülkede egemenlik hak ve yetkisi Türk milletinindir. Türk milletinindir. Evet. Egemenliğimizi masa başında elimizden anayasal uzlaşmalarla almayı düşünenin hakkına şaşarım. Evet. Birgül Hocam'ın vurguladığı Dolmabahçe mutabakatında ki işte demokratik ulus tanımı aslında bölücü yanlara Türkiye'nin kendisini çok uluslu bir ülke olarak tanımlaması anlamına geliyor. AKP de buna net olarak Birgül Hocam'ın gene vurguladığı ümmet hayali, ümmet hedefi nedeniyle karşı çıkmıyor. Uzlaşma o noktada. Bu konuyu da işte adına başkanlık dediği ama işte devlet başkanlığı sözü şeydi, diktatörlüğün belki bir tek adam rejiminin, hilafet özlemli belki tek adam rejiminin bir yansımasıydı. Bu konuyu da bu hayaller, hedefler doğrultusunda pazarlık konusu yapıyor. O kadar net ki bakın, Dolmabahçe mutabakatı denilen metin, 10 maddelik metin, 28 Şubat 2015 tarihinde okundu. Evet. Orada işte, AKP'nin en etkili ve yetkili hükümet görevlileri de vardı. Dedi. Başbakan yardımcısı bu işten sonra. Ama Cumhurbaşkanı benim haberim yoktu diyor. Ne zaman dedi? 28 Şubat 2015'te bu okundu. 22 Mart 2015 günü. Aradaki 3 haftada ne oldu? Uzun sürede haberi var mıydı yok muydu? Yani itiraz etmedi 1 Mart günü, 2 Mart günü, 3 Mart günü. Ne zaman itiraz etti? 22 Mart günü. Arada ne oldu? Ne oldu? Bir şeyler oldu o başkanlık pazarlığında tahmin ediyorum. Bir terslik oldu. 17 Mart 2015 günü Selahattin Demirtaş mecliste seni başkan yaptırmayacağız dedi. Benim haberim yoktu, ondan sonra mı geldi? 22 Mart'ta, 5 gün sonra. 5 gün sonra. Şimdi bu olayın ciddi bir bu konuda pazarlık unsuru olduğunu, belki işte o Dolmabahçe mutabakatında bahsettiğiniz bunlar anayasaya girmeli vesaire hükümlerinde bir zaman şeyi oldu, sıkıntısı oldu. Selahattin Demirtaş onun için bir karşı çıktı, o da tanımıyorum dedi filan. Ondan sonraki süreçte bakın. Terörle mücadele mutlaka yapılmalı, verilmeli. Biz çözüm sürecinde işte PKK'nın yığınaklarını, PKK'nın Güneydoğu'da pek çok yerleşim merkezinin idari, siyasi ve askeri yönetimini adım adım ele geçirdiğini televizyonlarda ağırlıklı olarak da işte başkalarında fırsat bulamadığımız için Oslo görüşmelerinde ne var zaten? Bunları ifade ederken görmeyin, yapmayın. Bunların suç olması yasalarla ortadan çıkarılırken terörle mücadeleye dönüldü. Şimdi bu terörle mücadele yapılmalı ama AKP'nin terörle mücadele olayı da aynı zamanda
iç politika hedefleriyle paralel yürüyor. Yani bu mücadeleyi başkanlık adını verdiği rejim değişikliği, işte Türkiye'nin bir kendi çok uluslu ülke olarak tarif edeceği iki başlılık federatif temele hiç kuşkusuz bölgesel özellik adı altında oturtulacağı işte ümmet hayalleriyle filan böyle bir değişikliğe doğrultuda gidiyordu. Şimdi çok bu dokunulmazlıkların kalkması konusunda eleştirdik. Böyle bir yanlış olamaz. Bu yanlış Türkiye'nin başına ciddi dertler açabilecek, terörle mücadelesini zafiyete uğratacak, özellikle uluslararası planda dedik, vurguladık. Ama bu konuda ne kadar tesellisi, bir tesellim var, referanduma gitmedi. Evet. Referanduma gitseydi, bu yanlış bir de, yani meydanlarda nasıl bir kamplaşma olacağını, Güneydoğu'daki duygusal kopuşun nasıl körükleneceğini, Türkiye'nin ayrışmanın iyice dip noktasına itilebileceğini, bu hayal, başkanlık hayali hedefiyle gideceğini hep birlikte izleyebilecektik. Evet, yani dokunulmazlıklarda tekrar vurgulayalım. Onu yapılması gereken belliydi. Tabii. Terörün dokunulmazlığı yoktur. Terörün ulaşmış olarak, olarak yapıldı. Bunun yapılması gerekiyordu. Bunun vehametini anlatabilmek için Birgil Hocam'ın bahsettiği yasa paralelinde, evet, bugün parlamentoda olmayan ama bugün yakınılan suçlarla hakkında fezleke düzenlenmiş olan eski milletvekilleri hakkında hiçbir yargısal işlemin olmaması. Evet. Korkunç bir tablodur. Evet. Şimdi bu tabloda yaklaşıyoruz. Evet. Türkiye bu anayasa tuzağından kendini mutlaka kurtarmalı. Nasıl? Şimdi nasıl? Şu yeni ve tırnak içinde söylüyorum sivil anayasa söylemine karşı bir duvar oluşturulmalı. Bu konuda dediğim gibi mesela Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin de çok ciddi yanlışı var. Sanıyorum siz parlamentodayken o yanlışa dikkat çekmiştiniz. Şimdi anayasada değişmesi gereken özellikler var mı? Var. Var. Maddeler. En başında yargı bağımsızlığının yeterince güvencede olmaması. Özellikle de o yargı bağımsızlığı ile ilgili AKP'nin 12 Eylül'ünde 2010 yılında 12 Eylül'de yapılan referandumla daha beter bir hale getirilmesi, bu sağlanabilmeli. Cumhurbaşkanı'nın görevleriyle ilgili maddeler değişmeli. Siyasi partiler yasasında, seçim yasasında da başka unsurlar 12 Eylül'den miras var. Bu anayasada değişikliklerin nasıl yapılacağı belli. Ama uzlaşma komisyonlarında olsun, şimdi masa olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi, MHP'nin yeni bir anayasa yazıyormuş gibi bir yanlışa düşmekten kendilerini mutlaka kurtarmaları gerekiyor. Şimdi onlar da oturuyorlar baştan sonra, evet, yeni anayasa yazıyoruz, ilk dört maddeyi muhafaza ediyoruz. Hayır efendim, yani böyle bir yeni anayasa yazma değil. Şu anayasanın bakın 12 Eylül'le ilgili bahsedildiği gibi izleri kalmamıştır. Kaç maddesi değişti zaten? Tabii. Madde yani sayısı bakın Sayın Çelik çok önemli değil. Ama neler değişti? Bir, 1995 yılında. Bu anayasanın başlangıç kısmı değişti. Nasıl yani? 12 Eylül'de. Tabii başlangıç kısmı dahi değiştirildi. Yani artık bu 12 Eylül anayasası değil. Başlangıç kısmı 1995 yılındaki değişiklik öncesinde 12 Eylül askeri müdahalesine övgü düzüyordu. Bu atıldı. 1995 yılında. 2001 yılında bu anayasanın 12. maddesinden 40. maddesine kadar olan temel hak ve özgürlüklerle, ödevlerle ilgili maddelerdeki 12 Eylül'ün getirdiği bütün kısıtlamalar, o özgürlüklerin kullanımına konulan bütün yasaklar kaldırıldı. Evet. 2001 yılında. Böyle bir yasak yok. Özgürlüklerin sınırlandırılması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesindeki sınırlamalarla paralel hale getirildi. Evet. Bu pek çok batılı ülkenin anayasasında dahi olmayan ileri bir adımdır. Yazılı biçimiyle bu anayasada özgürlüklerle ilgili 12 Eylül'ün getirdiği hiçbir kısıtlama kalmadı.
Ha 12 Eylül'ün mirası deniliyorsa siyasi partiler yasası. Ya. Genel merkezleri. %10 baraj. %10 baraj, seçim tabii. Yasasındaki baraj. Şu an 12 Eylül askeri bir anlayışla öyle bir siyasi partiler yasası yaptı ki genel başkanlar seçilmiş genelkurmay başkanı. Ve ömür boyu. Tabii. Şimdi 12 Eylül'ün demokrasiye yaptığı tahribatı gidermek istiyorsanız buyurun, bunları buyurun. Değiştirelim. Evet. 12 Eylül'ün demokrasiye kuvvetler ayrılığı ilkesine yapmış olduğu tahribatı gidermek istiyorsanız buyurun, buyurun yargı bağımsızlığını tam güvence altına alalım. Cumhurbaşkanının yetkilerini parlamenter düzenle uyumlu hale getirelim. Burada yazılı yetkiler Kenan Evren için yazılmıştır. Kenan Evren'in yetkilerini kullanan, geçmişte cumhurbaşkanları kullanmadı pek bunu, kullanmaya tevessül etmedi ama o yetkileri kullanan, o sınırı dahi zorlayan bir uygulama değişmeli eğer gerçekten demokrasiden vazgeçiyorsak. Evet. Onu hayal ediyorsak. Evet. Yani sonuçta peki ne olacak bu anayasa? Yani, size de sorayım yani geçer biz, mi böyle bir, yapılır mı böyle bir anayasa? Yeni anayasaya biz, geçit yok. Yok tabii mücadelemizi sürdüreceğiz. Çeşitli forumlarda yani Birgül Hocam'la birlikte olmaya çalışıyoruz. Parti Cumhurbaşkanlığı konusunda ne diyorsunuz? Parti Cumhurbaşkanlığı benim anlayışım parlamenter demokrasiyle uyumlu değildir. Türkiye pratiğinde de yanlışlığı kanıtlanmış bir olaydır. Partili Cumhurbaşkanı tek parti döneminin mirasıdır. Bakın tek parti dönemi. Atatürk partili cumhurbaşkanıdır. İsmet İnönü partili cumhurbaşkanıdır. Çok partili düzene geçtikten sonra Celal Bayar da partili cumhurbaşkanıdır. Ama yarattığı sıkıntılar Türkiye'yi maalesef müdahaleye götürmüştür. Buna şöyle söyleyebiliriz. Partili başkanlık, cumhurbaşkanlığı 101. maddede bizim cumhurbaşkanı seçilip göreve gelince partisi varsa partisiyle ilişiği kesilir diye bir cümle var. Evet. Şimdi AKP'nin istediği şey bu cümleyi anayasadan çıkarmak. Evet. Hiçbir şey yazmazsa isterse sürdürür, isterse sürdürmez gibi. Şöyle düşünmemiz lazım. 12 Eylül güçlü cumhurbaşkanlığı getirdi. 2007 yılında cumhurbaşkanlığını halk seçsin dendi. Şimdi cumhurbaşkanı partili olsun dediğinizde bir sonraki adım cumhurbaşkanı partili ise bir partinin genel başkanıdır herhalde bu adam. Düz üyesi değildir. O zaman başbakan, genel başkan yardımcısı mı olacak demeye başlarsınız. Başbakan kalksın noktasına gelirsiniz. Bu parçalı saldırıdır. O nedenle partili cumhurbaşkanlığı meselesine zinhar evet dememek lazım. Bir büyük modelin parçası olarak görüyor. Çok güzel. Parçalı saldırı bakın yeni bir şey. Parçalı saldırı. Parçalı saldırı. Daha önce yaptılar hocam. Bunu. Kamu yönetimi temel kanunu vardı. Bütün idari sistemi bir kanunla değiştirecekler. Aşamadılar tarihin gerçeklerini ve iradeyi. Ne yaptılar? Parça parça şunu şurası, bunun burası gibi. Yerel yönetim yasasında da öyle. Kalkınma ajansları vesaire de. Şimdi burada da aynı şey var. Güçlü cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanını halk seçti. Madem halk seçti, canım bu adam tabii ki partilidir, partili kalsın. Partili oldu artık. Başbakan nereden gelecek? Olur mu öyle olur şey? Mu? Başbakanlık kurumunu kaldıralım. Yani bir anda yapamıyorsak... Ya da düşük profilli olsun. Zamana yayalım. Evet. O açıdan ben Davutoğlu'nun görevden el çekmesinden memnun olanlardan biriyim. Onu söyleyebilirim. Çünkü PKK terörü ile Türk ulusçuluğu aynı şeydir diyen kişidir zamanın başbakanı Davutoğlu. 5 Şubat 2016 Mardin konuşmasıdır. Türk ulusçuluğu parçalayıcıdır, bölücüdür. Doğru, biz bunu mahkum edip hatırladınız. Hatırladım. Biz birleştirici ruh falan diye milleti İbrahimlerden söz edip adeta bizi soykırımla falan suçlayanlar şiddetinde parçalayan, bölen kötü şey ilan etti Türk ulusçuluğunu. Bu nedenle yöntemi ve benzeri zaten problematiktir ama gitmiş olması Türkiye'nin hayrınadır diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Efendim süremizin sonuna geldik, bitirdik daha doğrusu. İzleyicilerimiz teşekkür ediyorlar. Giresun'dan Abdullah Akdağ, Süleyman Balcı, Didem Önal,
Ergin Engin. Teşekkür ediyorlar. Hep Giresun mu yazmış bize teşekkürü? İsimler hep Giresun mu? Yok, hayır değil. Ama öbürleri nereden olduğu belli değil. Giresun'dan deyince dedim hep Giresun izledi bizi bugün. doğru söylüyorsunuz. Giresun'dan deyince hepsi Giresun gibi oldu. Hayır, sadece Abdullah Aktağ Giresun'dan. Öbürü, yalnız Sayın Gürkan, Abdullah Gürgün, Ulusal Kanal İsveç temsilcisi. Acaba bizi yanlış mı anladı? Bu İsveç Meclisi Türklerin Ermeni, Asur, Süryani, Keldani, Pontus Rumlarına soykırım yaptığını kabul etme ve hükümetin bunun Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Türkiye tarafından yapma kararı aldı. Karara karşın gerek zamanın sağ koalisyon hükümeti gerekse Sosyal Demokrat Yeşiller Koalisyonu karara uymadı, rafa kaldırdı. Evet. Yani İsveç Meclisi alınmış olan kararı geri çekmedi diyor. Acaba sizi mi yanlış anladın? Hayır, tahmin ediyorum. Ben meclis geri çekti falan değil. Yani alındı bu karar. Ama uymadı. Hayır, askıya alındı. Askıya alınması tanıyan 23 ülkenin 22'ye düşmesi anlamına geliyor. Rafa kaldırmak ne demek? Evet. Uygulama. Sayın Abdullah Gürgün, evet. Sayın Gürkan'ın söyledikleri bunlar. O mahkeme kararından sonra yaptı değil mi İsveç bunu? Evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından. Yani bu kararı aldı ama uymadı. Uymadı. Tamam. Efendim, mecliste de açıklandı uyulmayacak. Ayrıca. Evet. Peki böyle karar alıp da ben uymuyorum deyip oluyor mu? Yani niye uymadığını açıklıyor mu? Doğru bulmuyor karar. Alan da kendisi bu kararı. Meclis o. Uygulamada yok. Hükümet yani bir dönem meclis almış. Almış, peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Yani artık uygulama kalmamıştır. Anladım, peki. Bir örnek vereyim. Mesela biz 1995 yılında... hayır, şu kadar. 1995 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkartmasını kasus belli. Evet, savaş nedeni sayarız dedik. Bu AKP çoğunluklu meclislerde... Kadık oldu. Yani uygulama şansı yok. Evet. Vaktimiz olsaydı şu sivil anayasa ne demektir? Demokratik ulus ne demektir? Sizin o ders verir gibi meclisteyken milliyetçilik. Milliyet ile millet farkı. Farkını. Bunları hep konuşalım istiyordum ama bir dahaki programa inşallah. Dinleriz. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Sayın Birgül Ayman Güler, Sayın Uluç Gürkan. Gerçekten çok şey öğrendim ve sanıyorum izleyicilerimiz de çok yararlandılar. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Efendim sizlere de iyi geceler diliyorum. Bizi bu saate kadar izleyen sevgili seyircilerimize teşekkür ediyorum. Duyarlılıklarına, konulara gösterdikleri özene. Tekrar bir başka programda buluşmak üzere. Hepinize iyi geceler. Esen kalın.